Canım arkadaşlarım hepinize selamlar. Ben Sevmeli Hoca. Trigonometri kampıyla tekrardan karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte işleyeceğimiz konu toplam fark formülleri sevgili gençler. Evet. Şimdi biliyorsunuz ki en son işlediğimiz ters trigonometrik fonksiyonlardan sonra 3 tane test vardı. Fakat şöyle bir durum var. Toplam fark formülleri, yanım açı formülleri ve trigonometrik denklemler. Bunlar 12. sınıf trigonometrik konuları. Toplamda 3 tane konu var ve bu konular kısa. Yani bu trigonometri fazikülünde... Happy topu 18 sayfalık, 19 sayfalık bir kısım. Konuları sizlere anlattıktan hemen sonra hem trigonometri 1'in testlerini çözeceğim o 3 tane testi hem de trigonometri 2'nin testlerini çözeceğim. Yani testler bir arada gelmiş olacak arkadaşlar videolarda. Aklınızda bulunsun. Evet, bu güzel kampı ki şimdi birazdan efsanevi sorular çözeceğiz, çok güzel sorular çözeceğiz. Bu güzel kampı takip etmek isteyen öğrencilerim varsa trigonometri fasikülünü sevgili arkadaşlarım temin edebilirler. Açıklama kısmında satış linkleri, kitabın incelemesi, her şeyi detaylarıyla mevcut. Toplamda 128 sayfadan oluşan bir fasikül arkadaşlarım. Ve içerisinde 5 tane testi var ama bu 5, 5 tane testte yaklaşık 250 tane de soru var sevgili arkadaşlarım. Evet. Trigonometri fasikülünde bugün dedik ki toplam fark formülünü işleyeceğiz. Hadi hep birlikte geçelim konumuza. Evet şimdi gençler bugün tabletten yazacağım. Ee, çünkü trigonometri de böyle grafik tablette biraz zor oluyor arkadaşlarım. Ee, hem böyle nizami anlatıp hem de grafik tabletten yazınca böyle şekiller mekiller birbirine karışabiliyor. Dolayısıyla artık tabletten işleyeceğim e, bu dersleri. Şimdi toplam fark formülleri dedik. Bu formüller bizim için çok değerli. Ezberlersen eğer çok çok daha iyi olacaktır. Şimdi öncelikle sinüs toplam formülü yani sinüsün şöyle iki tane açısını e, biliyorsak yani o değerlerin a ve b'nin trigonometrik oranlarını biliyorsak gençler ve e, bizden de bu a ile b'nin toplamanın sinüsü isteniyorsa o zaman basit bir şekilde hesaplayabiliriz. Şöyle yapacağız sinüs a artı b sinüs a çarpı kosinüs b artı sinüs b çarpı Kosinus A diyeceğiz. Yani o açıyı bir sinüsün, bir kosinüsün içerisine yerleştirip bunları çarpıp topladığımız takdirde karşımıza sinüs A artı B çıkıyor. Bunun eksilisi de sevgili arkadaşlarım şöyle diyeceğiz. Aynı formülün, aynı formülün sadece ama sadece arada nesi olacak? Eksisi olacak. Dolayısıyla ben size bu formülü şu şekilde gösterebilirim. Sin A çarpı kos e, B eksi sin B çarpı kos A biçiminde. Şimdi geldik kosinüs toplam formülüne. Kosinüs toplam formülünde kosinüslerle sinüsleri birbirinden ayırmıyoruz. Yani şu şekilde kosinüs a çarpı kosinüs b burada da sinüs a çarpı sinüs b olacak. Yalnız sinüsler arasında şöyle bir fark var kosinüsün. Arada artı varsa biz buraya eksi koyacağız arkadaşlar. Yani toplam formül, kosinüs toplam formülünün ortasındaki işaret eksi. Eksilisinde de tabi ki artı olacak arkadaşlar. Yani kosinüs a çarpı kosinüs b artı sinüs a çarpı sinüs b olacak. Pekala. Şimdi tanjant a artı b. Tanjant toplam formülü. Tanjant a artı tanjant b bölü 1 eksi tanjant a çarpı tanjant b diyeceğiz. Tanjant fark formülüne de buradaki artı eksi buradaki eksi artı olacak. Yani Tanjant A eksi tanjant B diyoruz. Ve 1 artı tanjant A çarpı tanjant B diyoruz sevgili gençler. Şimdi kotanjantlı formül niye yok hocam? Aslında var. Ee, ama şöyle bir durum var. Ben zaten kotanjantın 1 bölü tanjant olduğunu bildiğim için bana e, şu mu soruldu? Örnek veriyorum kotanjant A artı B mi soruldu? O zaman sen... Şuradaki tanjant toplam formülünü tepe taklak yaparsın. Dersin ki 1 eksi tanjant a çarpı tanjant b bölü tan a, a artı tan b'yi hesaplarsan ben kotanjant a artı b'yi de hesaplamış olurum diyebilirsin. Tabi. Tamam. Tabi eksi için de bunu ters çevirirsin. Şimdi özel açılar yardımıyla aşağıdaki trigonometrik değerleri hesaplayınız demiş birinci soruda bize. Hadi hesaplayalım. Şimdi mesela sinüs 15 demiş. 15'in 15 75 90 üçgeni var olduğunu biliyoruz ama üçgeni falan düşünmeden şu şekilde yapılabilir sinüs Mesela ben bunu 45 -30 yazabilirim 45 -30 bana neyi verecektir 15'i verir O halde yazıyoruz bakın sinüs 45 çarpı kosinüs 30 arada eksi var sinüs 30 çarpı kosinüs 45 diyebiliriz Tabi Bunları da sin 45 nedir? Kök 2 bölü 2. Kosinüs 30 nedir? Kök 3 bölü 2. Eksi sinüs 31 bölü 2 idi. Kosinüs 45 de kök 2 bölü 2'dir. O halde şu kısım kök 2 ile kök 3 çarptım. Kök 6 bölü 4 geldi. Eksi burası da kök 2 bölü 4 geldi. Yani cevap kök 6 eksi kök 2 bölü 4'müş. Yani bilindik açılı acı değerlerini kullanarak trigonometrik e, oranı hesaplayabiliyoruz. Kosinüs 105'i kosinüs 60 artı 45 diye ben sana vereyim. Kosinüs toplam formülünden yani şu formülden hesapla tamam mı? Tanjant 75 de tabii ki tanjant 45 artı 30 diyeyim. Sen yine bunu nereden hesaplayacaksın? Tanjant toplam formülünden hesaplayacaksın. Bu iki hesabı sana bırakıyorum ödev olarak. Örnek 2. ABC üçgeninde A açısı 45 derece olduğuna göre. Şimdi ABC üçgeninde A açısı, B açısı, C açısı bunların toplamı nedir? E 180 derecedir. E şimdi A açısı eğer 45 derece ise B ile C'nin toplamı bize 135 dereceyi verecektir. Doğru mu? Doğru. Şimdi buraya bakıyorum. Cos B çarpı cos C eksi sin B eksi çarpı sin C. Bu ne demek? Bu arkadaşlarım kosinüs B artı C'nin açılımıdır. Yani toplam formülüdür. E şimdi madem öyle bizden istenen şey neymiş? B artı C 135 olduğuna göre kosinüs 135 dereceymiş. E, kosinüs 135 dereceyi de ben eksi kosinüs 45 derece olduğunu biliyorum. Kos e, 45 de kök 2 bölü 2 olduğu için eksi kök 2 bölü 2 bana cevabı verir diyeceğim sevgili gençler. İkinci sorumuzun cevabına eksi kök 2 bölü 2 dedik ve devam ediyoruz. Üçüncü sorumuzda. Şimdi buraya bakalım. Dikkat etmemiz gereken şeyler var burada. Mesela eee sin biçiminde yazılmış, değil mi? Şu şeyi şöyle yaparsak daha iyi olur sanırım. Aynen. Hatta biraz daha şöyle yaparsak daha da tatlı olacaktır diye tahmin ediyorum. Heh. Şimdi sinüs var, sinüs var, kosinüs var, sinüs var, kosinüs var. Buradaki 7a bir sinüsün, bir kosinüsün içine 4a bir kosinüsün, bir sinüsün içine girmiş. Demek ki artık burada ne var diyeceğiz? Burada sinüs fark formülü var. Fark olduğunu nereden anladık? Aradaki eksi. O halde ben yazıyorum buraya sinüs 7a eksi 4a'dır burası. Bölü alt kısma bakıyorum. Pi bölü 2'den çıkardığı için isim değiştirecek. Kosinüs sinüs olacak. Sinüs 3a diyeceğiz buraya da. Şimdi üst tarafa bakıyorsun. Sinüs 7a'dan 4a'yı çıkardım. 3a. Alt tarafa bakıyorsun. sinüs 3a vardı zaten. İki aynı ifadenin birbirine oranı kaçtır? Tabii ki de 1'dir. O halde doğru cevabımız da 1 diyebiliriz. Dördüncü örnek a eksi b'nin bize 7 pi bölü 3 olduğu bilgisi veriliyor. Ee, ve burada da ne var? Sin a artı sin b'nin karesi. Hadi kare alalım. Sin kare a artı sin kare b artı 2 çarpı sinüs a çarpı sinüs b yapar gençler burası. Artı şu kosinüs a artı kosinüs b'nin karesini nasıl alacağım? O da kos kare a artı kos kare b ve artı 2 çarpı kosinüs a çarpı kosinüs b diye bunun da karesini almış oldum. Şimdi şurada sin kare a ile e, şuradaki kos kare a'nın toplamı 1'dir. Sin kare b ile kos kare b'nin de toplamı 1'dir. Etti 2. Hemen yazıyorum buraya 2. Tamam. Bunu sen de gördün umarım. Ki yazdım. Artı şu ikisini de bak 2 Sina çarpı sin ve iki Kosa çarpı cos B'yi de 2 parantezine alırsam Sina A sin B sin çarpı sin B artı Kosa çarpı cos geldiğini görürüm. Şimdi buraya bakalım. Diyor ki Kosa A artı sin A Bu hangi formüle benziyor? Bak burada cos A cos B artı sin A sin B formülüne benziyor değil mi? E şimdi o halde ben şunu söyleyebilir miyim? Burası sinüs fa kosinüs fark formülüdür. E neyden neyi çıkaracağız? Burada kosinüs A eksi B'nin formülü olduğunu söyleyebilirim. İstersen kosinüs B eksi A yaz duruma göre senin tercihin. Çünkü biliyorsun kosinüs çift fonksiyondu. Çarpı ikisi vardı artı bir de burada ikisi vardı bunu da unutma. E ben şimdi A eksi B'nin ne olduğunu biliyorum. 7 pi bölü 3 olduğunu biliyorum. E madem öyle ben burayı yazacağım. 2 artı 2 çarpı kosinüs 7 pi bölü 3 yazdım. Şimdi bu 7 pi bölü 3 aslında bakarsan 2 pi artı pi bölü 3'tür ve biliyorsun 2 pi bizim periyodumuz olduğu için pi bölü 3'e eşittir. Yani 2 artı 2 çarpı kosinüs pi bölü 3 diyeceğim. E, pi bölü 3 de 60, kos 60 da 1 bölü 2. O halde 2 artı 2 çarpı 1 bölü 2 bize cevabı verir. Buradaki 2'lerin Gittiğini görüyorsun. Geriye 2 artı 1'den 3 kalır. Doğru cevabımız da budur diyebiliriz gençler. Evet. Devam edelim. Kaçıncı soru? Beşinci soruyla. A ve B'nin dar açılar olduğunu söylemiş bize. Tanjant A'nın 2. Tanjant B'nin de 1 bölü 3 olduğu bilgisi var. E buna göre diyor sinüs A artı B'den sinüs A eksi B'yi çıkar. Şimdi sinüs A artı B dediğimiz şey aslına bakarsan bunu birazcık şöyle alalım sinüs A artı B dediğimiz şey formülü açarsak sin A çarpı cos B artı sin B çarpı kosinüs A'dır. Daha sonrasında bir de sinüs sinüs A eksi B'nin ne olduğunu yazalım. Bu da sin A cos B eksi sin B cos A. Tamam. Bak bu 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 da bu. E şimdi bunları birbirinden çıkar demiş. Yani üsttekinden alttakini çıkar demiş. Üsttekinden alttakini çıkarırsam, bak şuradakilerin aynı olduğunu görüyorsun. Bunlar birbirini götürür. Bundan bunu çıkarırken de önündeki eksiyle birlikte artı yapar orası. Ve 2 çarpı sin b çarpı cos a olur burası. Ve bu da bizden istenendir aslına bakarsan. Yani sorunun cevabını verecek olan şey işte bu. Tamam bunu bulursak sorunun cevabını da buluruz. Şimdi güzel kardeşim. Ben kosinüs a'yı nasıl bulurum? Yani şurayı nasıl bulurum? Veya sinüs b'yi nasıl bulurum? E bana vermiş bak. A'nın tanjantını vermiş. B'nin de tanjantını vermiş. Ve bunlar dar açılar demiş. O zaman ben iki tane üçgen çizerim. Bir tanesi şu üçgen olsun derim. Diğeri de şu üçgen olsun. Tamam. Şimdi bu üçgenleri verdikten sonra şuraya A açısı diyeyim. Şuraya da B açısı diyeyim. Şunlara da 90 tabii ki. 90 dik üçgenler çizdik. Şimdi tanjant A imiş. Yani burası 2 ise burası 1'miş. O zaman burası kök 5'in ta kendisidir. E, tanjant B de 1'e 3'müş. Bak 1'e 3. O zaman burası da kök 10'dur arkadaşlar. Şimdi bizden istenen şuydu ya. Yazıyorum bak. 2 çarpı sinüs B lazım şimdi bana. Sinüs B neresidir? Karşı bölü hipotenüs. Yani 1 bölü kök 10'dur. Çarpı. Bir de bana kosinüs A lazım. Kosinüs A da karşı bölü hipotenüsten buradaki üçgende 2 bölü kök 5'tir. 2 bölü kök 5 yazdık. Şimdi üst taraf 4 alt tarafta kök 50. Ben bunu şöyle yazabilirim bak 4 bölü kök 25 çarpı 2 yazarsam bu da bana 4 bölü 5 kök 2'yi verecektir. E payda da irrasyonel kalmasın diye burayı kök 2 ile tabi ki genişletebilirsin. E, üst taraf 4 kök 2 olur alt tarafta 10 olur arkadaşlar 2 ile sadeleştirildiği takdirde 2 kök 2 bölü 5 bize cevabı verir deriz mis gibi cevap karşımıza gelir. Ee, cevap kök 2 bölü 5'miş. Bir yerde işlem hatası yaptık yüksek ihtimalle. Ha tamam gördüm hatayı. Burada sevgili gençler kusura bakmayın. Ee, burada kosinüs A diyordu. Ben orada sinüsünü almışım Tabi Orayı hemen düzeltelim a'nın kosinüsünü alacağız. Dolayısıyla yapmamız gereken hareket şuydu. Komşu bölü hipotenüs diyecektik. Yani 1 bölü kök 5 olacaktı. Şimdi şurada 2'yi yazdım tekrardan. Sinüs b yine 1 bölü kök 10. Onda sıkıntı yok. Çarpı burası da 1 bölü kök 5 olacak. Yani gençler burası 2 bölü kök Artık bunun da ikilerinin sadeleştiğini yani buradaki neyse yazalım. 5 kök 2 üşenmeyelim. Burayı kök 2 ile genişlettiğim takdirde 2 kök 2 bölü 10 gelir. Buradaki ikileri de hadi seni kırmayayım. <laughs> Sadeleştireyim. Ee, üst taraf kök 2 bu arada. Ee, kök 2 alt tarafta 5. Kök 2 bölü 5 bize cevabı verir dedik. Evet artık 88. sayfanın sonundayız. 89. sayfaya geçtik. 6. örnek için bir bakalım arkadaşlar. Sinüs x eksi y sorulmuş bize. Yani ne soruluyor aslına bakarsan? bir bakayım şöyle. Aynen şu soruluyor. Sinüs x çarpı kosinüs y. Arada x olduğu için eksiği koydum. Sinüs y çarpı kosinüs x. Bu soruluyor bize. Bunun işlemin sonucu. Peki. Şimdi burada neleri biliyoruz? Sin x ile mesela kos y'nin toplamını bir de kos x eksi sin y farkını biliyoruz. Şimdi ben burada şöyle bir şey yapsam. Bunun Tamam mı? Şu şekilde karesini alsam. Bunun da karesini alsam. Ve bu kareleri aldıktan sonra da bir güzel bunları toplayıp çıkarsak bir şeyler gelir elimize. Emin ol gelir. Bak şimdi. İlkinin karesini alıyorum. Ee, şöyle alalım kareyi. Sin kare x tamam mı? Artı kos kare y ve artı 2 çarpı sin x çarpı kosinüs y. Abi eşittir. 1 bölü 3'ün karesi neydi? 1 bölü 9'du değil mi? Şimdi alttakine bakalım. Bir de şunun karesini alalım. Bak cos kare x artı ikincinin karesi sin kare y. Eksi 2 çarpı kosinüs x çarpı sinüs y diyeceğim. Bu 5 bölü 3'ün de karesi 25 bölü 9 yapar. Mis. Şimdi niye mis? Şundan kaynaklı. Eğer tutup ben bu ikisini toplarsam gençler sin kare x ile kos kare x'in toplamı 1 yapar. Kos kare y ile sin kare y'nin toplamı 1 yapar. Etti 2. Bak 2 artı. Şimdi buraya geldim 2 parantezinde. Sin x çarpı kosinüs y eksi kosinüs x çarpı sinüs y eşittir. İkisini topladım ne geldi? 26 bölü 9 geldi. Tamam. Şimdi ne işime yaradı bu? Şu içerisi bana bir yerden tanıdık gelmiş olması gerekiyor. Bak şurası var ya sin x cos y eksi sin y cos x. Bak bu, burası bize sorulan kısım aslında. E, madem bize burası soruluyor ben derim ki abi şuradaki 2 var ya 2. Iki. Bu 2'yi aldım karşı tarafa postaladım. Böylelikle 2 parantezinde bizden istenen değer eşittir. 26 bölü 9 eksi 2 yapar. Yani 18 bölü 9 diyebilirim artık buraya da. Çıkarırsam iki tane bizden istenen değer eşittir. 26'dan 18'i çıkardık. 8 bölü 9 yaptı. E tabi bir de biz ahmet Şu sorulduğu için her iki tarafı ikiye bölersem bizden istenen şey 4 bölü 9'un ta kendisidir diyeceğiz. Tamam. Bak gayet güzel tertemiz çözüm. 7. örnek. Şimdi bu arc sinüsleri, kosinüsleri neydi? Ben size söylemiştim. Bunlar birer açıydı değil mi? Yani ben şuraya örnek veriyorum alfa dersem Şurası da gençler beta oluyordu mesela. Değil mi? Şimdi o zaman burada bizden ne istenmiş? Kosinüs alfa artı beta isteniyor. Kosinüs alfa artı beta da kos alfa çarpı kos beta eksi sin alfa çarpı sin betaydı biliyorsun. Tamam bilmiyorsan da hatırladın şimdi. Şimdi gençler böyle diyelim bana kos alfa lazım. Şimdi ben iki tane üçgen çizeyim. Bu ark sinüslerde, ark kosinüslerde ne yapıyorduk? Hatırlıyorsun hemen üçgeni yapıştırıyordun değil mi? Şimdi diyorum ki bak şurası alfa olsun. Sonra diyorum ki şurası da beta olsun. Bu alfanın sinüsü 5 bölü 13'müş. Yani burası 5 ise burası 13'müş. O zaman buraya 12'nin ta kendisi kalır. Bu betanın da bak betanın da kosinüsü 3 bölü 5'miş. O zaman burası 3'tür burası 5'tir. Demek ki burası da 4'müş gençler. Güzel. Şimdi devam ettirelim olayı. Bana kosinüs alfa lazımdı. Bak alfaya baktım alfa burada. 12 bölü 13 bak burası. 12 bölü 13. Çarpı kosinüs b lazım. Kosinüs beta. 3 bölü 5 onu da yazdık. Şimdi arada ne var? Eksi var. Niye eksi vardı? Burası artı diye. Sinüs alfa lazım. Karşı bölü hipotenüs 5 bölü 13. Ki zaten burada da bize vermişti değil mi? Alfanın sinüsü 5 bölü 13'tür diye. Bir de bu Betanın sinüsü lazım. O da 4 bölü 5'tir. Tamam. 3 kere 12, 36. Eksi 4 kere 5, 20. Bölü alt kısım zaten 65. Üst taraf 16, alt taraf 65. Bunlar hiç sadeleşmiyorlar bile. 16 bölü 65 de bize cevabı verir gençler. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Örnek 8 ile tan x'i biliyorum kot y'yi biliyorum tanjant x artı y soruluyor tamam buluruz sıkıntı değil şimdi öncelikle bu tanjant tanjant x artı y bu neye eşittir yazalım tan x artı tan y bölü 1 eksi tan x çarpı tan y doğru mu 1 eksi tan x çarpı tanjant y'ye eşittir e, tanjant x'in ne olduğunu biliyoruz bak 1 bölü 2 yani şu an şunu ve şunu biliyorum. Ee, ne kaldı bilmediğim tanjant y kaldı. Peki bunları bulabilir miyim? Hocam kot y'yi vermiş bize yani kot y'yi verdiyse yani kotanjant y 3 bölü 4 ise tanjant y de tabii ki 4 bölü 3'tür. Değil mi? Gayet basit oldu. Şimdi tanjant x 1 bölü 2 idi artı tanjant y de 4 bölü 3'müş artık onu da öğrendik. Bölü 1 eksi tanjant x 1 bölü 2 idi. Bu da 4 bölü 3'tü. Üst tarafa bakalım. Şimdi tabi doğal olarak ben burayı 3 ile burayı 2 ile genişletmek istiyorum. Genişletirsem eğer 3 bölü 6 3 artı 8 bölü 6 diyelim. Bölü alt kısımda ne var? 1'den 4 bölü 6'yı çıkaracağız. O da 2 bölü 6'yı verir bize. Değil mi? Şimdi üst tarafa baktım. 11 bölü 6'yı 2 bölü 6'ya böl demiş. 6'lar bir zahmet gitsin geriye zaten elimizde 11 bölü 2 kaldı demek ki cevabımızda 11 bölü 2 olması gerekiyormuş. Umarım anlaşılmıştır. Gayet temiz ve sade e, çözümleri yapmaya çalışıyorum, gayret gösteriyorum. Umarım başarılı oluyordur, size de etkisi oluyordur. Şimdi gençler bir özellik. Trigonometride zaten işlemler çok fazla yoğun ve uzun olabildiği için ne kadar kısa bilgi, ne kadar pratik bilgi bilirsek işlerimiz aslında o, o kadar kolay oluyor. Mesela buradaki özellik benim çoğu zaman kullandığım bir özellik. Hani bazen şey olayları var ya böyle gözümüzde soru çözme olayları falan var ya hocaların. İşte bu özelliklere hakim olduğumuz için aslına bakarsan kısaca karşımıza bu şekilde çıkabiliyor. Görebiliyoruz. Sen de bu saatten sonra görebilirsin. Bak şimdi anlatıyoruz sana. Diyor ki bak a çarpı sin x artı veya x'i b çarpı cos x ifadesinde. A ve B sayıları artı eksi 1 veya artık eksi kök 3 oluyorsa yerine tanjant atmış yazılabilir. Bu klasik çözümdür. Ancak, ancak ifade 1 bölü 2 ile genişletilerek kısa yoldan da çözülebilir. Şimdi ben burada sana şu soruyu hem klasik yoldan hem de o kısa yoldan çözmek istiyorum. İlk olarak klasik yolu verelim. Kök çarpı kos 20 eksi sin 20. Arkadaşlar bu kök dediğimiz şeyi ben tanjant 60 biçiminde yazabilirim. Tan 60 derece eşittir sonuç olarak kök Ve artık tanjant 60'ı da sinüs 60 bölü kosinüs 60 biçiminde ifade edebilirim. Şimdi buraya yazacağım ben bunu. Bak kök diyordu. Kök yerine sinüs 60 çarpı kosinüs 20 bölü kosinüs 60 yazdım. Hocam nerede kaldı o sinüs 60 bölü kosinüs 60? Şurası bak gördün mü? Sin 60 bölü kos 60 çarpı kosinüs 20 demiş olduk böylelikle. Ve daha sonrasında eksi bir de neyimiz var gençler? Tabii ki sinüs 20'miz var. Şimdi arkadaşım dikkat et. Ben şu ikisinin paydasını eşitlemek istiyorum ya bak. Bölü 1 vardı burada. Ben burayı kosinüs 60 da eğer genişletecek olursam üst taraf sinüs 60 çarpı kosinüs 20 eksi Sinüs 20 çarpı kosinüs 60 olacaktır. Bölü alt kısımda ne var? Kosinüs 60. O da 1 bölü 2 idi zaten. Onu da 1 bölü 2 diye yazalım. Olmaz mı? Şimdi dikkat et. Hemen sinüs 60'a falan yapıştırma. Burada şuna dikkat edeceğim. Hocam. Gördüğün üzere sin 60 ile kos 20'nin çarpımı. Bir de sin 20 ile kos 60'ın çarpımı var. Yani sin kos sin kos biçiminde. Ve... Sinüs arada ne var? Eksi var. Sinüs fark formülü bu. E madem sinüs fark formülü neyden neyi çıkaracağım? 60'tan 20'yi yani üst taraf sinüs 60 eksi 20'den sin 40'tır aslında. Bir de bölü 1 bölü 2'miz var. Ters yeri çarparsam 2 çarpı sinüs 40'tır bu diyebilirim. 2 sin 40 bize cevabı verir. Şimdi tabi bir de şöyle bir durum var. Biz ne demiştik? Bunu bir de kısa yoldan çözebiliriz. Kısa yoldan. Şimdi kısa yoldan çözmek için ben sana şuraya tekrardan ifade edeyim. Kök 3 çarpı kosinüs 20 eksi sinüs 20 soruluyordu bana. Şimdi sorumuz buydu. Ben bu soruyu bir de şöyle çözmek istiyorum. Hocam gel bunu ikiye bölelim. Şimdi bunun cevabı A olsun. Tamam mı bak bunun cevabı A olsun. Bir de ben bunu 2'ye böleyim. Yani şöyle kök 3 bölü 2 ve buraya da 1 vardı ya. 1 bölü 2 diyelim. Burası da a bölü 2'yi versin bana. Şimdi kök 3 bölü 2 dediğim şey aslında istediğin gibi yazabilirsin. Mesela e, nedir bu? Kosinüs 30'dur diyelim. Kosinüs 30 çarpı kosinüs 20 eksi 1 bölü 2 de sinüs 30'dur. Sinüs 30 çarpı sinüs 20 dedim. Şimdi kos kos sin arada eksi var. Ne formülü bu? Kosinüs toplam formülü. E, neyle neyin toplamı? 30'da 20'li. Demek ki kosinüs 50, 30'da 20'yi topladım eşittir a bölü 2 ymiş. E, biz a'yı istiyorduk. 2'yi karşıya gönderirsen 2 çarpı kosinüs 50'yi cevap olarak bulabilirsin. E hocam burada 2 çarpı sin 40 bulduk. Burada 2 çarpı kos 50 geldi. Ne ayak? Bizimi mi kandırıyorsun? Yok seni kandırmıyorum. E, sen de biliyorsun ki sinüs 40 kosinüs 50 açıları birbirinin tümleri olduğu için eşitlerdir. Dolayısıyla ister 2 kos 50 ister 2 sin 40 bul cevabı doğru bulmuş oluyorsun zaten. Örnek onda da gençler Şöyle diyelim. İyi dinle beni. Şimdi burada 1 var. 1 bölü 2 dedim. Burada da köküç var. Köküç bölü 2 dedim. Şimdi mesela 1 bölü 2 kosinüs 60'tır. Kosinüs 60 çarpı sinüs 50 eksi köküç bölü 2 sinüs 60'tır. Sinüs 60 çarpı kosinüs 50 yazdım. Şimdi burada kosin, sin kos sin yani sinüs aradaki eksi olduğu için sinüs e, fark formülüdür. Ve Önce sinüs 50 yazıldığı için sinüs 50'den 60'ı çıkaracağız. Bu da demek ki sinüs eksi 10'muş. Yalnız ben bunu unutma ki cevap A ise ben cevabı 2'ye bölmüştüm. A bölü 2'yi buldum şu an ben. Sinüs bir de kusuyordu hatırlarsan. Eksiyi ben dışarı atarsam. Eksi sinüs 10 eşittir A bölü 2 ise demek ki eksi 2 çarpı sinüs 10 da neye eşit olacak? Tabii ki A'ya yani bize verilen cevaba eşit olacak. Bize verilen sorunun cevabı olacak. Aynı yöntemle bak burada 1 var 1 bölü 2 kök 3 bölü 2. Aynı yöntemle burada 1 var 1 bölü 2 kök 3 bölü 2 ve yine aynı yöntemle 1 bölü 2 ve kök 3 bölü 2 yazarak bunların trigonometrik oranları düşünerek sen de kısa yoldan lütfen çözmeye gayret göster. Ben sana burada iki tane örnek çözdüm bir tanesini uzun yoldan ve kısa yoldan gösterdim bir tanesini kısa yoldan gösterdim lütfen sen de bunları kısa yoldan halletsin. Tamam sana ödevimdir. 89. sayfamızı da bitirdik. Geçtik 90. sayfamıza. Şimdi dikkat diyor harbiden dikkat. A çarpı sinüs x artı veya eksi b çarpı kosinüs x eşittir c ifadesinde a kare artı b kare eşittir c kare. Yani şuradaki kat sayılar var ya arkadaşlar a, b bir de c. İşte e, a kare artı b kare eşittir c kare Oluyorsa her iki taraf c kareyle değil c ile gençler bölünerek toplam fark formülleri kullanılabilir. Yani şurayı c diye düzeltmenizi rica ediyorum sizden. Şimdi burada örnek 11'e bir bakalım birlikte ne demeye çalışıyor. Kök 3 sin x artı 2 cos x eşittir. Kök 7 olduğuna göre sin x değeri soruluyor bize. Ee, burada ben her e, kat sayının yani şu şekilde kök 3'ün karesi 2'nin karesi. Şimdi kök 3'ün karesi 3. 2'nin de karesi 4. Topladım. Kök 7'nin karesi. 7'yi verdi mi? Verdi. E o zaman yap, yapacağımız şeyi yapalım burada. Ne yapmamız gerekiyordu arkadaşlar? İfadeyi kök 7'ye böleceğiz. Denklemi kök 7'ye böleceğiz. Şimdi ne olur? Kök 3 bölü kök 7 çarpı sinüs x olur. Sonra artı 2 bölü kök 7 ne olur? Çarpı kosinüs x olur. Eşittir. E kök 7 bölü kök 7 de zaten 1 yapar. Değil mi? Peki. Şimdi burada bir üçgene ihtiyacım var. Bu dikkat ettiysen şuradaki a kare artı b kare eşittir c kare neye benziyor? Pisagor'a benziyor. E şimdi mesela ben Pisagor uzunluğuna yani şu e, hipotenüs uzunluğuna Pisagor uzunluğu ne? Hipotenüs uzunluğuna gittim kök 7 dedim mesela. E, daha sonrasında şuraya kök 3 dedim. Şuraya da arkadaşlar iki dedim sağladı mı kök 3'ün karesi artı 2'nin karesi eşittir kök 7'nin karesi bu şekilde pisagor olarak da sağlatabiliriz e çok güzel şimdi ben burada bunları bu şekilde yazdım ya bu benim ne işime yarayacak bak iyi dinle beni gittim şuraya alfa açısı dedim tamam ya da a açısı diyelim şimdi x de biraz benzer olduğu için alfa karışmasın buraya a açısı dedim ve Dikkat ettiysen kök 3'ün kök yediye oranı aslına bakarsan bir bize bir sinüs veriyor e, ee, kök 3'ün kök 7 oranı. Hatta ve hatta buraya A yerine şuraya A diyeyim. Tamam mı? Daha tatlı olacak. Bak ne demek istediğimi anlayacaksın. Hemen komşusunun hipotenüsünün oranı bize kök 3 bölü kök 7'yi veriyor. Yani bu kosinüs A'dır. Yani şurası arkadaşlar kosinüs A yapacaktır. Çarpı sinüs x'imiz var. Ve artı diyorum. Devam şimdi. 2 bölü kök 7 de karşı bölü hipotenüsü olduğu için burası da bana sinüs a'yı verecektir. Neresi? 2 bölü kök 7. Çarpı kosinüs x dedim eşittir 1. Şimdi bu kosin sin kos olduğu için sinüs formülüdür. Arada da ne var? Artı işareti var. Yani toplam formülü. O halde sinüs a artı x ya da x artı a formülüdür diyebilirim. Bu da 1'i veriyormuş. E bu de neyi veriyor bize? Sinüs 90'ı veriyor aslında değil mi? Sinüs 90 derece 1'dir. Demek ki burada A ile X'in toplamı gençler bize 90 dereceyi verecekmiş. Şimdi ben X'i o zaman 90 eksi A olarak tabii ki yazabilirim. Yani aslında bakarsan şurası 90 diye zaten. Bak burası da X'miş. Bizden istenen ne? Sinüs X soruluyor. E bunun sinüsü karşı bölü hipotenüsü olduğu için sinüs X eşittir. Kök 3 bölü kök 7 tabii ki diyebiliriz cevabımız bu olacaktı dedik gençler. Tatlı bir çözümü var yani. Bir özellik daha. Yetinmiyoruz bir özellik daha veriyoruz. A artı B 45 derece ise 1 artı tanjant A ile 1 artı tanjant B'nin çarpımı 2'dir arkadaşlar. Bildiğimiz 2. Aha böyle. Yazıyla. Tamam mı? Niye? Niyesi? Şöyle ki şimdi A artı B'nin ben 45 derece olduğunu biliyorsam tanjant a artı b'nin ne olması gerektiğini bilirim. Tanjant 45 dereceden kaynaklı 1 olması gerektiğini bilirim. Şimdi tanjant a artı b'ye gel senle bir güzel toplam formülü uygulayalım. Tanjant a artı tanjant b bölü ne diyeceğim? 1 eksi tanjant a çarpı tanjant b diyeceğim. Çok güzel eşittir. Bu da tabii ki tan a artı b 1 olduğu için 1'dir diyeceğiz. İçler dışlar çarpımı yaparsanız tanjant A ile tanjant B'nin toplamını ne elde ederiz? 1 eksi tanjant A çarpı tanjant B elde ederiz. Şimdi ben şunun 2 olması gerektiğini göstermeye çalışıyorum değil mi? Hocam burada bir içeri dağıtırsak şunu şöyle tamam mı tek tek dağıtırsak ne gelir bir bakalım. 1 artı tanjant B artı tanjant A artı tan B çarpı tan A. Aynen bu gelir değil mi? Şimdi eşittir diyelim. Bakalım. Hocam şurada tan A artı tan B'yi bak elde edebilirim. Tan A artı tan B. Bu neydi? 1 eksi tan A çarpı tan B'ydi. Yerine yazarsan 1 artı 1 eksi tan A çarpı tan B. hocam bunun yanında da artı tan B çarpı tanjant A var eşittir dedim. Bak şunla şu gitti. 1 artı 1 neyi verdi bize? 2'yi verdi. Demek ki gerçekten de 2 geliyormuş. Hatta hatta sebebi de işte buymuş arkadaşlar. Şurası. Tamam bu ikisini bil. Ha ikisini bilmiyorsan şunu kesin bil. Yani mesela örnek veriyorum. Gittin sen buraya. 1 artı tanjant 32 çarpı 1 artı tanjant 13 dedin. Bu kesinlikle 2'ye eşittir. Niye? çünkü hocam 32 ile 13'ün toplamı bana 45'i verir de o yüzden. Tamam. Şimdi 12. örneğimize bir bakalım. Ne demek istediğimizi gayet iyi anlayacağız. Burada dikkat ettiysen 12 ile 33'ün toplamı 45'i verir. 19 ile da 26'nın toplamı bize 45'i verir. O halde format gereği 1 artı tan 12 ile 1 artı tan 33'ün çarpımı bize 2'yi verirken bak şu ikisinin çarpımı 2 buradaki ikisinin çarpımı da 2'yi verir. O halde 2 çarpı 2'den doğru cevabın 4 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Evet altta sorumuz yok. Üst tarafa doğru geçtik. Örnek 13'e bakacağız şimdi. ABC üçgeninin iç açıları sırasıyla AB ve C'dir. A'nın kosinüsünü, B'nin de sinüsünü vermiş tanjant C soruluyor. Öncelikle bu bir üçgenin iç açılarıysa ABC toplamları 180 derece olur. Değil mi? Şimdi C hakkında bir bilgi sormuş bize. O halde ben bu C'yi yalnız bırakayım. C 180 derece eksi A artı B'dir. E şimdi tanjant C sorulduğu için aslına bakarsan tanjant 180 derece eksi A artı B sorulmuştur diyebilirim. Tamam. Bu da bana 180'den çıkardığım için isim değiştirmeyecek ama ikinci bölgede negatif olduğu için eksi tanjant A artı B'yi verecek. Aslına bakarsan bizden bu istenmiş. E tamam. Güzel hocam. Tanjant A artı B'nin ben formülünü biliyorum. Toplam formülünü. Eksiği koydum. Bir tane de şöyle kesir çizgisi attım. Tamam mı? Ve dedim ki burası aslında tan A artı tan B'dir. Alt tarafta bir eksi tan A çarpı tan B'dir. Yazarım. E şimdi hocam kosinüs A'yı ve sinüs B'yi biliyorum. Tan A ile tan B'yi elde edebilir miyim? Tabii ki de elde ederiz. Hemen iki tane üçgen çizeceğim. Tamam mı güzel kardeşim? İki tane üçgen çizdin şöyle. Dedin ki şura A açısı olsun, şurası da B açısı olsun. E, A açısının kosinüsüne bakıyorsun 8 bölü demişim. Şuralar dik ya. E, demek ki burası 8, burası 17 bak komşu bölü hipotenüs. O zaman burası kaçtır? 15'tir hocam. E, B'ye bakıyorsun onun da e, sinüsü 3 bölü 5'miş. O zaman demek ki burası 3'müş, burası 5'miş. O zaman buraya da 4 kalır değil mi? E, tamam mis gibi Şimdi ben tanjant A'yı hesaplayabilir miyim? Hesaplarım. Karşı bölü komşu. Özür dilerim. Karşı bölü komşu. Yani 15 bölü 15 bölü 8 artı tanjant B lazım şimdi. Karşı bölü komşu 3 bölü 4. 3 bölü 4'ü 6 bölü 8 diye yazayım da payda eşitlemek zorunda kalmayayım. Tamam mı? Ya yazarken eşitleyelim. Ee, bir de 1 eksi 1 eksi 15 bölü 8 çarpı artık bunu e, sadeleştirerek yazabiliriz tabii ki. 6 bölü 8 zaten 3 bölü 4. Tamam eşittir dedim. Şimdi üst tarafa bakıyoruz. 15 ile 6'yı topladım. 21 geldi. 21 bölü 8. Alt tarafa bakıyorum. Şimdi şurası 32. Üst taraf 45. 1 eksi 45 bölü 32 eksi 13 eksi 13 bölü 32'yi zaten verir bize. Şimdi burada 8 ile 32'yi sadeleştirdim. Burada 4 kaldı. Ters çevirip çarpıyorum. 4 kere 21. 80 4 yapar. Burada da ne var? Eksi 13'ümüz var ama bir de unutma bunun başında bir eksi vardı değil mi? Bunu da eksiyle çarparsam 84 bölü 13 tabii bize cevabı verecektir sevgili gençler. Tanjant C 84 bölü 13'müş diyeceğiz. Cevabımız doğru mu? Doğru. Sıkıntı yok. Geçtim 14'e. Sin A artı sin B'yi 5 bölü 4 olarak vermiş bize. Kos A artı kos B'de 1 bölü 4'müş. Kos A eksi B soruluyor. Hemen Hemen kosinüs a eksi b lazım bize değil mi hocam? Hemen yazacağım. Kosinüs a çarpı kosinüs b artı sinüs a çarpı sinüs b'dir. Kosinüs a eksi b'nin fark formülü. Şimdi bir de bizim elimizde sin a artı sin b ile kos a artı kos b var. Ne yapacağım? Hemen karelerini alacağım. ise dedim bu tarafın karesini alırsam sin kare a ile sin kare b'nin toplamı Tamam. Karesini alıyorum. Artı 2 çarpı birinci çarpı ikinci. Yani 2 iki çarpı sin a çarpı sin b dedim. Eşittir. Bu tarafın karesi 25 bölü 16 yaptı. Ge geçtim alt tarafın karesine. Cos kare a. Şöyle ise diyelim. Cos kare a artı cos kare b artı 2 çarpı cos b çarpı cos cos a çarpı cos b diyebiliriz. Değil mi? Cos a çarpı cos b diyelim. 1 bölü 4'ün karesi hocam bu da 1 bölü 16. Tamam şimdi bize bunların artılıları lazım ki şuradaki ifade var ya kos A, kos B ve sin A, sin B. Bak kos A, kos B ve sin A, sin B. Demek ki ben bunları bir güzel toplayacağım. Toplaman gerektiğini başka nasıl anlarsın? Ya, hocam burada sin kare A ile kos kare A var. Boşa gitmesin değil mi? Veya sin kare B ile kos kare B var. Boşa gitmesin. Bunları bir toplamak gerekir. Ben bunları toplarsam bak şu ikisinin toplamı Şununla şunun toplamı 1. E bununla da bunun toplamı 1. O halde 1 artı 1'den 2 geldi bile burası. Hemen 2'yi yazalım oraya. 2 artı 2 parantezini alıyorum burayı da. 2 parantezinde sin A sin B ve artı cos A cos B var. E, ve eşittir diyorum gençler. 25 bölü 16 ile 1 bölü 16'yı toplarsam 26 bölü 16'dan 13 bölü 8 gelir. Tamam bu cepte. Şimdi ee, ben şu 2'yi ve şu 2'yi buradan kaldırmak istiyorum ee, öncelikle bir 2'ye bölelim 1 artı şurasına m diyelim bu da bizden istenen değer olsun tamam mı 1 artı m 2'ye bölünce ne olur 13 bölü 16 mı olur bu 1'i de karşı yazıp batırsak m eşittir 13 bölü 16 eksi 1 yani 16 bölü 16 yazarım bu da bana eksi 3 bölü 16'yı verir. E benden zaten buradaki m istenmiş. Demek ki cevabımız neymiş? Eksi 3 bölü 16'ymış diyeceğiz gençler. Evet. 14. sorumuzu da çözdük ve artık devam ediyoruz 15. sorumuzda. x eksi y'nin pi bölü 3 olduğundan bahsediyor. Yani x ile kod y'nin çarpımı da 1 bölü 2. E buna göre sin x çarpı kos y soruluyor. Şimdi tanjant x dediğimiz şey aslına bakarsan sin x bölü e, x. Kotanjant y de kosinüs y bölü sinüs y. Değil mi? Bunların çarpımı bize 1 bölü 2'yi veriyormuş. Bu cepte. Ben burada içler dışlar çarpımı yaparsam 2 sin x çarpı kosinüs y eşittir kosinüs x çarpı sinüs y'yi de elde ederim. Tabi. Şimdi sin x çarpı kos y kaçtır diye sorulmuş değil mi? Bak şurası soruluyor bize. Böyle bir ifade var mı benim elimde? Bak sin x çarpı cos y var. Ama iki tane var. Ne yapacağım? Şöyle diyelim. Bunlardan bir tanesi burada kalsın. Yani şöyle gençler. Ben bu iki taneyi sin x kosy'e artı sin x cos y biçiminde tabii ki yazabilirim. Eşittir. Karşıda da kosinus x çarpı sinüs y'miz mevcut. Vallahi güzel. Şunu tuttum. Karşıya aldım. Tamam kibarca. Yakasından tuttum. Kardeşim bir gel bakayım buraya dedim. Burada yalnız bıraktım sin x cos y'yi. Bakalım yalnız kalınca ne olacak? Bazen yalnızlık her şeyin ilacı. Şimdi <laughs> ırmak duymasın. Cos x çarpı sin y eksi sin x çarpı kosinüs y mi oldu? Bu oldu da bu ne? Ne işe yarar bu? Bak bu ne işe yarar biliyor musun? İyi dinle beni. Sin cos sin cos ee, arada da eksi var. O zaman nedir bu? Bak şimdi burası kardeşim. Şöyle iyi dinle beni. Bu bizden istenendi. Sin x çarpı cos y. Bu bizden istenen hala. Eşittir. Bak burası da ne oldu biliyor musun? Sinüs y eksi x oldu. Y eksi x. Şimdi x eksi y pi bölü 3'tü ya. X, eksi y pi bölü 3'tü. O zaman y -x eksi x nedir? Eksi pi bölü 3'tür. O halde bu sinüs eksi pi bölü 3'tür derim. Eksiyi dışarı atarsam eksi sinüs pi bölü 3 yapar. E, pi bölü 3 60'tı. Yani eksi sinüs 60 derece diyebilirim. Sin 60 kaçtı? Kök 3 bölü 2. O halde eksi kök 3 bölü 2 bana cevabın ta kendisini verir diyebilirim. Evet gayet güzel hoş bir soruydu. Çözümünü de güzel yaptık. 15. örneğimizi 90. sayfayla beraber bitirdik. Geçtik 16. örneğimize arkadaşlar. Ark tanjant 3x, ark tanjant 6x ve ark tanjant 9x'in toplamı pi olarak verilmiş. X'in alabileceği değerlerin çarpımı soruluyor bize. Şimdi bunların her birinin bir açıya eşit olması gerektiğini biliyoruz. Ark tanjant 3x, ark tanjant 6x, ark tanjant 9x. Yani mesela ben desem ki şurası hocam alfa, burası beta, tamam burası da teta desem. Kim itiraz edebilir ki? Hatta ve hatta alfa, beta, tetanın toplamı da kaçmış? Hocam pi'ymiş. Şimdi x'in alacağı değerler çarpımı sorulmuştu. Buraya dikkat. Öncelikle mesela örnek veriyorum. Ben teta dediğim açının aslında pi eksi alfa artı beta olması gerektiğini biliyorum. Değil mi? E şimdi teta buysa, teta buysa o zaman şöyle bir şey yapılabilir mi? Mesela burada tanjant, tanjant. 3x'in ben alfa olduğunu biliyorum. Tanjant e, tanjant alfa'nın özür dilerim. Çok özür dilerim. Tanjant alfa'nın sonuç olarak bu açıydı. Tanjant alfa'nın 3x olması gerektiğini biliyorum. Tanjant beta'nın 6x olması gerektiğini biliyorum. Bir de tanjant teta'nın 9x olması gerektiğini biliyorum, değil mi? E, bir de şöyle bir şey var. Teta dediğim şey Teta dediğim şey aslında pi eksi alfa artı beta. Bunu da gayet iyi biliyoruz. Şimdi tanjant teta ise nedir o zaman? Tanjant pi eksi alfa artı betadır. Doğru mu? Doğru. Şimdi 180'den çıkarmış isim değiştirecek. isim değiştirmeyecek ama işareti değişecek. Çünkü 180'den çıkarmış. Eksi tanjant alfa artı beta mıdır bu? Şimdi ben tanjant alfa artı betanın formülünü biliyorum. Başına bir tane eksi yazdım. Tanjant alfa artı betayı nasıl ifade ederim? Tan alfa artı tam beta. Daha sonrasında bir eksi. Tan alfa çarpı tam betayı da paydaya yazarım. Şimdi tan alfanın 3x olduğunu biliyorum. 3x. Artı tanjant betanın 6x olduğunu biliyorum. Bölü. Bir eksi. 3x'de 6x'in çarpımı 18x kare yapar. E başında da bir tane eksi vardı. Bunu unutma. Eşittir. Bu neyi veriyordu bana? Tanjant tetayı. tanjant tetaya da 9x dedik zaten. Değil mi? Aa, tertemiz oldu ya. Valla mis gibi oldu. Bak. Şimdi çok ama çok iyi dinle. Algılarını aç. Güzel soru. Üst tarafa bir kontrol et bakayım. Şu eksiği aşağı bir yedirelim önce. Üst taraf 9x. Eksiği de aşağı yedirdim. 18x kare eksi 1 oldu. Eşittir 9x dedim bunun 9x çıkabilmesi için alt kısımdaki 18x kare eksi 1'in ne olması lazım? 1 olması lazım. Çünkü 9x'i 1'e bölersem 9x gelir değil mi? O halde şöyle diyorum. 18x kare eşittir 2. Her iki tarafı bir güzel 2'ye böl. 9x kare ne gelir? 1. O zaman x kare ne gelir? 1 bölü 9. Peki x kare 1 bölü 9 ise x1 eşittir eksi 1 bölü 3 ve x2 eşittir 1 bölü 3 gelecektir. E, bu x'in alabileceği değerlerin çarpımı sorulmuştu dikkat ettiysen bak burada. Değil mi? E, ben bunları çarparsam ne gelir? Tabii ki de hocam eksi 1 bölü 9 gelir. Bu da bize cevabı verecektir. Evet ne yaptık? Buraya alfa, buraya beta, buraya teta dedik. Daha sonrasında madem orası alfa, beta, teta tan alfa 3x'tir, tam beta 6x, tan teta da 9x'tir dedik. Alfa, beta, teta'nın toplamı eğer pi ise Teta'yı ben pi eksi alfa artı beta olarak yazdım ve soruyu noktaladım diyebilirim açıkçası. Evet devam ediyorum 17. örneğimle ABC dar açılar tan A'yı vermiş tan B'yi vermiş tan A artı B artı C de eksi 1 bölü 3 eşitlikleri veriliyor. Cos C kaçtır diye sorulmuş. Şimdi öncelikle şöyle bir şey diyelim. Tanjant, tanjant A artı B bu bulunabilir mi? Tek başına. Çünkü tan A'yı vermiş, tan B'yi vermiş. O zaman tan A artı B'yi bulabilirim. Hatta bunu nasıl yazalım? Tan A artı tan B bölü 1 eksi 1 eksi tan A çarpı tan B diye yazabilirim. Değil mi gençler? E şimdi tan A'yı biliyoruz 2. Bu da 3'tü zaten. 1 eksi 2 kere 3. Şimdi üst taraf 5. 2 artı 3'ten. Alt tarafta 1 eksi 6'dan eksi 5. O zaman 5 bölü eksi 5'ten eksi 1 geldi burası. Hmm. Şimdi demek ki tanjant A artı B neymiş? Eksi 1. O halde ben A artı B dediğim şeye yani tanjant A artı B eksi 1 olduğuna göre o zaman A artı B'yi ben mesela eksi 45 derece seçebilirim. Doğru mu? Eksi 45 derece seçtim. Ve şimdi getirdim şurada yerine yazacağım. Diyeceğim ki tanjant c eksi 45 derece eşittir. Eksi 1 bölü 3'müş. Tamam çok güzel. Şimdi buna da tanjant fark formülü uygulayalım o zaman. Yani şöyle tanjant c eksi tan 45 bölü 1 artı 1 artı tan c çarpı tan 45 yazdım. Kabul mü? Vallahi kabul bence. Eşittir dedim. Şuraya şuradan silelim. Eşittir dedim. Şimdi tanjant c'nin ne olduğunu bilmiyorum ben. Ama tan 45'in 1 olduğundan haberdarım. Bölü 1 artı tan c dedim. E şimdi hocam eksi 1 bölü 3'müş bak bu. Eşittir. Eksi 1 bölü 3. Güzel. Daha sonrasında e, buradan tanjant c'yi hesaplayabilirim. Şu eksi 1'i eksi 1'in başına atalım. Eksi 1 olsun. İçler dışlar çarpımı yaparsam 3 tane tanjant c eksi 3 eşittir eksi 1 eksi tan c yapar. Şu eksi tan c'yi sol tarafa davet edelim. 4 tan c olsun. Eksi 3 de karşı yatarsam 2 gelsin. Tanjant c neymiş? 2 bölü 4'ten 1 bölü 2'ymiş. Çok güzel. Şimdi madem tanjant c 1 bölü 2 bir üçgen çizme zamanı gelmiştir diye düşünüyorum. Şöyle bir üçgen çizdim. Şurası c açısı olsun dedim. Tanjant 1'e 2 ise bak burası 1'dir, burası 2'dir. Burası da tabii ki kök 5'tir. Şimdi benden istenen şey cos c. Komşu bölü hipotenüs dersek artık bunun da 2 bölü kök 5 olması gerektiğini hatta bunu kök 5 ile geniş, genişletirsem 2 kök 5 bölü 5 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla tabii ki söyleyebilirim sevgili arkadaşlar. Cevabımız doğru mu? 2 bölü kök 5 doğrudur. Şimdi sorunun çözümü bu şekildeydi. Neler yaptığımızı biliyorsunuz. Üstteki soruyu aslında benzer bir şekilde yaptık ama üstteki soru tabii daha orijinal bence. ama benzer şeyleri yaptık. Sadece burada 3, 3 açının toplamı pi değildi. Üstte de pi idi. Ama burada da şu güzel mesela. Burada tanjant a artı b'nin eksi 1 geldiğini öğrendikten sonra buraya eksi 45 derece diyebilmek güzel. Öyle her baba yiğidin harcı değil. 18. örnekteyiz artık. Tan 24 ile tan 16'yı toplamış ve tan 40'a bölmüş. Yan tarafında da tan 24'ten tan 16'yı çıkarmış ve tanjant 8'e bölmüş. Bunları topla demiş. Bu ifadenin değeri kaçtır? Şimdi öncelikle biraz düşünelim. Biraz düşünelim. Bir tanjant 24 artı tanjant 16'mız mevcut. Bir de tanjant 40'ımız. Burada dikkat etmen gereken şey şu. Ben olsam öyle düşünürdüm. 24 ile 16'nın toplamı 40 yapıyor. 24'ten 16'yı çıkarınca 8 kalıyor. Bunu fark ettiysen soruyu bitirirsin. Nasıl mı? Şöyle. Önce dersin ki hocam üst taraf zaten tan 24 artı tan 16. Bunda sıkıntı yok. Tamam ama alt taraf. Şimdi bu 40'ı 24 artı 16 diye yazarsan tanjantın içine toplam formülü uygularsın. Tanjant 24 artı tanjant 16 bölü 1 eksi tan 24 çarpı tan 16 dersin. Güzel. Şimdi bunu yaptın ya artık gönül rahatlığıyla aha bununla bunu sadeleştirirsin. Bunu da ters çevirip çarptığın takdirde neler oluşur biliyor musun orada bak. Neler oluşur? Üst tarafta sadece 1 eksi tanjantı 24 çarpı tanjant 16'ın kalır nur topu gibi. Şimdi hocam o zaman bir de şuraya evet atalım güzel kardeşim. Üst tarafı şöyle yaz tan 24 eksi tan 16 diye yaz. Alt tarafa da 8 var ya o 8'i 24 eksi 16 diye yazıp tanjantın içine atarsan tan 24 eksi tan 16 bölü ne yazacaksın? 1 artı tanjant 24 çarpı tanjant 16 yazacaksın. Daha sonrasında yine şunları götürdüğün takdirde bunu da yukarı taşıyacaksın. Yukarı taşırsan ne olur? Artık orası da 1 artı tanjant 24 çarpı tanjant 16 gelir. E tabi arada da ne var? Artı var. Toplayacağız. Şimdi arkadaşlar ee, şunla şunu götürdün. Sorunun bu aşaması çok kritik, çok önemli. <laughs> ne yapacağız? Buradaki 1 ile buradaki 1'i tabii ki toplayacağız arkadaşlar. Doğru cevabımız ne olacak? 2 olacak diyebiliriz. Evet, gayet şıktı çözümü gayet çıktı. Ee, soruyu farklı bir şekilde çözmeye çalışırsan hiç beğenmeyeceğim bir soru olur. Ama soruyu çözümü güzelleştiriyor. Aklında bulunsun. <laughs> Şimdi notumuz var. Ayırt edici, ayırt edici sorularda tanjantla ilgili aşağıdaki bağıntılar çok önemlidir. Özellikle trigonometrik denklemlerde çok kullanılır. İşte mesela 1 artı tan x bölü 1 eksi tan x diyorsak sevgili arkadaşlarım. Bu aslında şuradaki 1'i tamam mı? o 1'i Tan 45 olarak algılarsan bak. Tanjant 45 artı tanjant x bölü. Alt kısmında da 1 eksi tanjant x çarpı tanjant 45. Yazdın ya bu görürsün artık. Tan 45 birdi bu da 1. 1 e kere tan x zaten tan x yapıyor bak dikkat et. Demek ki aslında bu tanjant x artı 45'in toplam formülüymüş dersin. Ve bundan böyle şöyle bir ifade gördüğün takdirde direkt yapıştır tanjant x artı 5 hocam bu de. Ya da bunun tam tersini gördün 1 eksi tan x bölü 1 artı tan x'i gördün. E bu da zaten nedir hocam? Tan 45 hemen yazalım sana onu da. Tan 45 eksi tan x bölü 1 artı tan 45 çarpı tanjant x'tir diyebilirsin. Çünkü zaten burası 1 olduğu için bir kere tanjant x tanjant x'i verecek bize. Demek ki bu da tanjant 45 eksi x'in ta kendisiymiş diyeceğiz. Ee, böyle soruların içerisinde tan x gördüğün yere sin x bölü cos x falan yazıp da uğraşmaktansa bundan sonra bu ve bunu gördüğün zaman bu ve bunu yapıştırabilirsin diyoruz. Mesela örnek 19'a bakalım. Şurada uzunca bir zahmetten kurtaracak bizi birazdan. Şu gördüğün yerde. 1 artı tan 50 bölü 1 eksi tan 50. Abi bu nedir üst tarafa artılıysa? 1 artı 1 dediğimiz şey aslında 45 olacak ya. Tanjant 50 artı 45'miş abi burası. Tamam. Bu cepte yani tanjant 95'in ta kendisiymiş. Güzel. Bu neymiş hocam? Karşı tarafa bakıyoruz. Tan a artı tan 20 bölü 1 eksi tan a çarpı tan 20. E şimdi burası da tanjant Tanjant A artı 20'nin formülü değil mi? Evet o zaman 95 A artı 20'nin ta kendisidir. O halde A kaçtır? Tabii ki 75 derecedir diyeceğiz. 20. örnek tanjant 24 eğer x ise kotanjant 21'in x türünden eşitini bul demiş. Şimdi öncelikle kotanjant 21 dediğimiz ifade aynı zamanda tanjant 69'dur. Tamam. Tan 69'u da ben tanjant 45 artı 24 biçiminde yazabilirim. E tabi doğal olarak tan 45 1 olduğu için 1 artı tan 24 bölü 1 eksi tan 45 yani tan 45 1'di. Doğal olarak 1 kere tan 24'ten tan 24 diye yazabilirim. Tamam. Bu. E bu da eşittir. Bizden ne isteniyordu? Bu isteniyordu. Hocam ben tan 24'ün x olduğunu biliyorum. Yani ben şuraya ve şuraya x yazarsam soru bitecek. O zaman cevabımız 1 artı x bölü 1 eksi x'in ta kendisidir gençler. Tamam. 20. örneğimizde çözdük artık 91. sayfamızda bitti demek oluyor bu. Artık trigonometrinin şekilli sorularına geçebiliriz. Toplam fark formüllerinde. Şimdi şekil sorularında trigonometrik değeri istenen açı bir dik üçgene bağlı değilse Dik açıya bağlı iki açının toplamı ya da farkı şeklinde yazılmalı. Bunları şekil üzerinde görmek bu konuyu daha eğlenceli kılıyor emin olabilirsin. Ee, biraz geometri bilgisi de istiyor tabii. Biraz değil bayağı da isteyebilir bazı sorularda. O yüzden geometri bilgilerini de sık sık kullanmaya alışkın olmalısın bu tarz ifadelerde. Mesela buraya bakıyorsun alfanın e, tanjantı sorulmuş dikkat ettiysen. Şimdi alfanın tanjantı sorulmuş da hocam hiçbir diklik falan burada bu alfaya ait e, alfanın içerisinde bulunduğu bir üçgenin içerisinde dik açı mı açı yok. Nasıl bulacağım ben tanjant? İşte bu tarz ifadelerde neye dikkat edeceğiz? Toplam fark formüllerine. Şimdi burası alfaysa biliyorsun ki şurasına x buraya y dersem x ile y'nin toplamı bana tabii ki de alfayı verecektir. Ve böylelikle ben artık tanjant alfa yerine tanjant X artı y'yi hesaplasam da olur diyeceksin. Peki tanjant x artı y neydi? Tan x artı tan y bölü 1 eksi tan x çarpı tan y idi. Artık ezberledik değil mi? Yaza yaza çöze çöze ezberlememiz gerekiyor. Eşittir şimdi. Hocam şunu da şuradan şöyle karşıya uzatalım. Burası dik olsun diyelim. Tamam mı? Bir de şurada verilenleri ustalıkla işlememiz lazım. Şimdi mesela AE'nin altı katı AB'ymiş. O zaman ben buradaki AE'ye bir dersem buradaki AB'nin tamamı altı olmak zorunda. Yani şuraya 5 kalacak. E burası 5 ise biliyorsun şurası da 5'tir. Ve bu 6 ise eğer BC'de tabii ki bize 3'ü verecektir. BC dediği yer şurası yani arkadaşlar şurası da diyebiliriz. Hatta ve hatta şurası da diyebiliriz. Kullanılmayan bir harf olarak da şuraya K diyelim arkadaşlar artık. Pekala. Şimdi bize ne lazımdı? Şuradaki formül değil mi? Ben şu formülü buradan alayım. Şuraya taşıyayım. Öncelikle şöyle yapalım. Şurada gösterebiliriz bence. Gayet de sığıyor. Şimdi şöyle yapalım. Bize tanjant x lazım. x neresiydi? Şurası. Şimdi büyük üçgene bakacağız. Şuradaki büyük üçgen var ya. Bu büyük üçgen de gençler gördünüz umarım. Tanjant. Karşısı 3 komşusu 6. 3 bölü 6'dan 1 bölü 2 gelir değil mi? Dolayısıyla ben şunun 1 bölü 2 olduğunu, şuranın da 1 bölü 2 olduğunu biliyorum. Bir de bana tanjant y lazım. Bunun için de şuradaki üçgene odaklanmanı rica ediyorum senden. Buradaki üçgen de karşısı 3, komşusu 5 olduğu için 3 bölü 5'tir tanjant y. Yani ben burada 3 bölü 5 yazacağım. Buraya da 3 bölü 5 yazacağım. Şimdi 1 bölü 2 ile 3 bölü 5'in toplamını böleceğim. Neye? 1 eksi 1 bölü 2 çarpı 3 bölü 5'e böleceğim. Tamam bu bana cevabı verir. Öncelikle ben şurayı 5 ile burayı da 2 ile genişletirsem 5 şartı 6 bölü 10 bölü alt kısma bakıyorum. 1'den 3 bölü 10'u çıkaracağım. Eksi değil 7 bölü 10 gelir değil mi? Çok güzel. Onlar giderse üst taraf 11 alt taraf 7'den doğru cevap 11 bölü 7'dir diyebiliriz gençler. Bir alttaki sorumuz 22. örnek örnek bunu nasıl yapalım? Şimdi hocam bunu şu şekilde düşünelim. Yine alfa arada kalmış bak dikkat ettiysen. Önce şu kenar bağlantılarını bir bulalım. Mesela burada dikdörtgenler özdeş ya. Şunlar. Şunlar özdeş. Şimdi dört tanesinin kısa kenarı bir tanesinin uzun kenarına eşit oluyor. O halde ben şöyle diyeyim mi? Bunların kısa kenarlarından bir tanesi bir birimdir. Şuralar bir 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 bir. Yani o zaman ben şuraya dört diyebilirim. Uzun kenarı da 4 olur. Bak şurası 4 olur. Demek ki burası 1 burası da 1 olacak. Tamam. Şimdi tamam 4'e 1 olduğunu anladık biz bunların uzun ve kısa, kısa, kısa kenarların oranlarının 4'e 1 olduğunu anladık. Ben şuraya x diyeyim. Buraya x diyeyim. Şuraya da y diyeyim. x ile y'nin toplamı yine bana neyi verecek? Alfayı verecek ve tanjant alfa sorulduğu için artık yine tan x artı tan y bölü 1 eksi tan x çarpı tan y'nin sorulduğunu çok net anladım. Tamam. Şimdi tanjant x. Hangi üçgende kontrol edelim bunu? Bak şuradaki büyük üçgende kontrol edeceğiz mecbur. Tanjant x karşısı 4. Bak burası 4. Tamam mı? Şurası da 4, 1, 1 olduğu için 6'dır. Yani 4 bölü 6'dan 2 bölü 3'ü verir bize. Ya da 4 bölü 6 olarak mı yazalım? Yok yazalım 2 bölü 3. Artı. Şimdi tanjant y lazım. Tanjant y içinde hangi üçgene bakmam gerekiyor benim? Bak şuradaki üçgene bakacağım. Tamam. Buradaki üçgene bakarsam karşısının yine 4 olduğunu ama bu sefer komşusunun 5 olduğunu görüyorum. Bu sefer 4 bölü 5 yazacağım buraya. Bölü 1 eksi 2 bölü 3 çarpı 4 bölü 5 dedi. Bu da bana cevabı verecek artık. Şöyle yapıp işlemi gerçekleştirelim. Şurayı 5 ile burayı 3 ile genişletecek olursam üst taraf 10 artı 12 bölü 15. Alt tarafta da 1'den 8 bölü 15'i çıkarırsam 7 bölü 15 gelir. E hocam üst taraf 22 bölü 15. Alt tarafta 7 bölü 15. Buradaki 15'leri götürürsem doğru cevabın 22 bölü 7 olması gerektiğini ben anlayabilirim. Evet mis gibi sorular gençler. Valla güzel sorular. İyi ki bu fasikülü çözmeye başlamışım dedirtiyor. Hem bana dedirtiyorsa size hayli hayli dedirtiyor. Yani hani ee, bir kere benim için daha zahmetli. Çünkü hem yani düşünsene bütün bu iş yoğunun arasında kampların arasında problemler kampın arasında aYT kitabı yazıyorum bir yandan bunların editi var renderi var YouTube'a koyması var düzenlemesi var falan filan ee, ekstradan hem çözüyorum hem sorular çok tart sorular çok güzel sorular hem çözüyorum hem videosunu çekiyorum bir yanda ve ben diyorum ki iyi ki başlamışım bu fasiküle Hani Ciddi anlamda benim bile kaç senedir biriktirdiğim trigonometri bilgilerimin üzerine daha da trigonometri bilgisi biriktiren bir fasikül. Ciddi anlamda sağlam bir fasikül. Ben sevdim açıkçası. Ee, umarım sen de beğenmişsindir. Senin de böyle hoşuna gitmiştir. Evet şurayı sildim ve artık 23. örneğimize bakabiliriz. Şöyle ekranı büyütelim. Diyor ki DC 6 tane EC'ye EC eşit diyor. Ha, şimdi ben şuraya 1 dersem şuranın tamamı 6 olacak yani değil mi? O zaman buraya 5 mi kalır? E bu bir kareymiş. Bak kareymiş. Kare ise o zaman burası 6'dır. BF de 2 tane CF'dir diyor. 6 ise demek ki burası 4 ve burası 2'ymiş. Çünkü CF'nin 2 katı BF'yi veriyormuş. Tamam çok güzel. E şimdi bize diyor ki e, kotanjant teta. E, tamam kot teta'yı buluruz. Nasıl bulalım? Tan teta'yı hesaplayalım diyormuş da böyle yapacağız da. Şimdi önceden önce şöyle diyelim, ben şuraya x diyeyim, şurada şöyle uzatıp buraya da y diyeyim. E burada görüyorsun ki, teta artı x artı y eşittir bize 90 dereceyi veriyor, değil mi? Teta'yı yalnız bıraktı, teta eşittir 90 derece eksi x artı y oldu. Benden ne istenmişti? Kod teta. Kod teta'yı artık ben kotanjant 90 derece eksi x artı y olarak yazarıp bunu yazdıktan sonra da 90 dereceden çıktığı için isim değiştirir ve bu bize tanjant x artı y'yi soruyor diyebiliriz artık. Bak gene tanjant x artı y'lere geldik. Hemen yazdım formülünde. Tan x artı tan y bölü 1 eksi tan x çarpı tan y dedin. İşte bu soruluyor. Bunu halledersek tamam. Hallederiz biz de. Şimdi bak. Tanjant x basit. 4 bölü 6. Değil mi? Yazdım. 4 bölü 6 artı tanjant y'ye bakalım hop hop 5 bölü 6 ki artık gerisine şekle bakmaya gerek kalmıyor 4 bölü 6 çarpı 5 bölü 6 dedim üst taraf 9 bölü 6 yapar alt tarafta da şimdi 1'den 20 bölü 36'yı çıkarıyorum 16 bölü 36 kalır 6 ile 36'yı sadeleştiriyorum 6 kaldı ters çevirip çarparsam 54 bölü 16 gelir bunu da sadeleştirirsem 27 bölü 8 mi gelir aynen bu da sadeleşmez zaten artık daha fazla Cevabımız 27 bölü 80miş Ve gayet şık bir soruydu. Evet. Biraz gözümde korkmadı değil 24'ten. <laughs> gözümde korkmadı değil yani. Hadi bir bakalım. Bu tarz soruları tek seferde böyle çok nadiren yapıyorum. Yani mutlaka bir böyle uğraşmam gerekiyor. Hadi bir bakalım. Olacak mı olmayacak mı? Bir iş yerinin yerden 2 metre yükseklikteki kapı sensörü kendisine en az 1 metre uzaklıktaki bir cisim algıladığında otomatik açılmaktadır. Şimdi en az bir metre uzaklıktaki bir cismi algıladığında. Yani bir metreden yakınsa kapı çalışmaz diyor. O sensör çalışmaz diyor. Şimdi sensör şuradaymış ve 2 metre yükseklikteymiş. Gördüğünüz üzere sensör burada. E, ve 2 metre yükseklikte. E, ve diyor ki kendisine en az bir metre kala diyor. Şimdi tabii şöyle kapıya bir metre kala demiyor sensöre bir metre kaldığında diyor. En az bir metre. Şimdi o zaman ben bu adamı şurada ee, diyelim ki son yani ilk defa çalışmaya başladığı yer diyelim. Şu tarafa doğru giderken ilk defa çalışmaya başladığı yer. Yani o zaman sensöre bir metre mesafedeki yeri arıyorum ben. Varsayalım ki adam şuraya bir yere geldiği takdirde şöyle tamam adam buradayken bu sensör çalışsın. Şimdi Neresi bir metre olur? Adamın tam şöyle ilk defa en yüksek kısmını yani kafasını gördüğü zaman değil mi? Ki ben buraya bir metre diyebilirim. 1 metre. 100 santimetre mi diyelim? 100 santim diyelim. Çünkü burada 120 santim falan demiş ya şimdi 1.2 metrelerle falan çalışmayalım. 100 santim diyelim. Peki bu adamın boyu ne kadarmış? 120 santimetreymiş. Ben buraya adamın zaten görselini resmetmiştim. Bu da 120 santimetreymiş. Vallahi yatay yazdım. Dikey yazdım yazabildim ha. Helal olsun bana. Şimdi burası 120 ise tabi şunu şöyle çektiğimiz takdirde şurasını bilmiyoruz ama şu yükseklik 200 santimetrede yani 2 metreden 120 santimetreyi çıkardığım takdirde ne gelir burası 80 mi olur? 80, 100, a 8, 10. 6, 8, 10. Demek ki bak burası da 60 santimetreymiş. Tamam çok güzel. Şimdi diyor ki boyu 120 santimotra, santimotra neyse santimetre olan Efe kapıya doğru yürürken sensörün ilk algıladığı noktayla son algıladığı nokta arasında 60 santimetre yürümüş oluyor diyor. Yani aslına bakarsan şuradaki mesafede neymiş? 60'mış çünkü yürüdüğü mesafe orası. 60'a 60'ı bulduk. Buna göre sensörün Efe'yi tanıdığı en geniş açının tanjant değeri. Şimdi şöyle ki, e, sensör şu tarafı tar tanımıyor. Bak bu taraftayken efe, şu taraftayken artık sensör görmüyor efe'yi. Ama şu aradayken görüyor. Ve tanıdığı, e, ne demişti bak, sensörün efe'yi tanıdığı en geniş açının tanjantı. Yani ben şunu şöyle yaparsam, hop buradayken tanıyor diyelim tamam mı? İşte buradaki açının, şu yüzü buradan kaldıralım bence şuradaki açı var ya işte bu açının tanjantı soruluyor. Şuranın da 100 olduğunu yine belirtelim buraya. Şurada alfa diyelim. Demek ki ne soruluyormuş? Tan alfa. İyi güzel. Bunu anladım. Bunu yaptım. Bakalım neler olacak. Şimdi ne demişti? Başka bir şey, başka bir şey yok muydu ya? Yok vallahi yok. Yapacak bir şey de yok. Şimdi o zaman şöyle diyelim. Ben burada neler yapabilirim? Bir düşünelim. Büyük üçgende bak burası dik ya. Şimdi ben şuradaki açının tamamına tamamına beta desem. Açının tamamına bak şuradaki aç. Tamam mı? Buradaki açının tamamına beta dedim. Şu içerideki minik açıya da teta diyelim. Tamam Oraya da teta diyelim. Böylelikle ben e, betadan betadan Teta'nın çıktığını düşünecek olursam bu bana alfayı verir. Büyük açıdan teta'yı çıkarırsam elimde alfa kalır. Benden tanjant alfa istenmişti. O zaman aslında bakarsan tanjant beta eksi teta'nın da istendiğini söyleyebilirim. Tanjant beta eksi teta'yı da tanjant fark formülünden tanjant beta eksi tanjant teta bölü 1 artı tan beta çarpı tan teta olduğunu da düşünebilirim. Şimdi burada tanjant betayı hesaplayabilir miyim? Tabii ki de Bak beta şurasıydı unutma. Bunun karşısı 120, komşusu 80. 120 bölü 80 de 3 bölü 2'dir. 3 bölü 2 eksi tanjant teta yani şuradaki minik teta dediğimiz açı var ya oranın tanjantı 6 bölü 8'dir o da. 6 bölü 8 de sadeleştirilebilir 3 bölü 4'tür. Bölü alt kısımda da o zaman 1 artı 3 bölü 2 ile 3 bölü 4'ün çarpımı var. Şimdi 3 bölü 2'den 3 bölü 4'ü çıkarırsam yani aslında bakarsan 6 bölü 4'ten 3 bölü 4'ü çıkarıyorum. 3 bölü 4 kalır. Alt kısımda da 1'e 9 bölü 8 ekliyorum. 1'e ee, e eklersem 17 bölü 8 gelir değil mi? Ee, 8 bölü 8, 8 artı 9, 17 aynen öyle. Ee, ters çevirip çarptığım takdirde de bunu buradan götürdüm. Şöyle 8 bölü 17 yaptım. 8'de 4'ü sadeleştirdim. 2, 2 kere 3, 6 yaptı. 6 bölü 17 bana cevabı Verir. Böylelikle tan alfa yani şuradaki bize sorulan açının e, tanjantı 6 bölü 17 yapar diyebiliriz. Valla tek seferde de çözdük. Helal olsun bize. Genel itibariyle tek seferde bu soruları böyle çıkaramam. Yani ya bir işlem hatası yaparım ya yani mutlaka farklı bir yerden yanlış düşünürüm ama e, soru hikayeli olmasına rağmen tek seferde hallettim. Evet güzel öyle böyle biraz yumurta tıkanma, yumurtanın tıkanma süreci olması gerekiyor. Mesela şimdi sınav esnasında falan olsa o içinden geçeriz sorun. Onda sıkıntı yok. Ama böyle hani video esnasında falansa hani bir hata yapmama zorunluluğum yoksa ki sonuç olarak hata yaptığımız yerleri editliyoruz biliyorsunuz. Yani biz de hata yapıyoruz. Genel itibariyle hani bu tarz sorular içimden diyorum ki bir edit geliyor. Hani burada bir duraksayacağım mutlaka. Ama duraksamadan çektik vallahi helal olsun. Kendimi şu an Beğendim yani. Dik koordinat düzleminde A ve B noktaları gösterilmiş. Örnek 25 diğer sayfadayız. Ee, A ve B noktaları gösterilmiş. Tamam eyvallah. B, O, alfa olduğuna göre sinüs alfa sorulmuş. Şimdi şunların apsisi aynı mı? Bak bu da 6 değil mi? Bu da 6. O halde ben şunu şöyle çekersem bunlar üst üste geçer buradan. Ve aynı noktada apsisleri olduğu için aynı noktaya düşerler. İki tane benim üçgenim oldu bak burada aslında bakarsak üç tane üçgen oldu üç. Şuraya beta dedim. Tamamına yine teta dedim. Tamam. Böylelikle artık şunu anlayabilirim. Alfa dediğim şey teta eksi betadır. Sinüs alfa istenmişti. Sinüs alfa. Sinüs alfa yerine ben tanjant alfayı hesaplamak istiyorum. İtiraz olan varsa söylesin. Tanjant alfa nedir? Tanjant teta eksi betadır aslına bakarsan. Değil mi? Güzel. Şimdi tanjant teta eksi betayı da tan teta eksi tan beta bölü 1 artı tan teta artı çarpı tan beta biçimde yazarım. Bu bana tan alfayı verir. Şimdi tanjant teta yani şuradaki en büyük açının tanjantı. Hocam bu en büyük açı zaten 45. Aaa tan teta gördüğüm yere yani tan 45 yazabilirim. Tan 45 de 1'dir. Demek ki bak burası da 1. O halde 1 eksi tanjant beta'ya bakacağım şimdi. Beta şurasıydı. E, ee, hocam bunun ordinatı 2. Apsisi altına göre 2 6'dır. Yani 1 bölü 3'müş tanjantı. 1 eksi 1 bölü 3 bölü 1 artı 1 bölü 3 diyeceğim o zaman. Üst taraf 2 bölü 3. Alt taraf 4 bölü 3. E, 3'ler gitti hocam. 2 bölü 4 ne geldi? 1 bölü 2. Tamam mis. Şimdi niye ben sinüsünü hesaplamayacağım dedim. Çünkü tanjant alfayı buldum ya şu an 1 bölü 2 diye. zaman bir tane üçgen. Burası 1 burası 2 burası kök 5 de. E burası da alfaysa e sinüs alfayı bulduk zaten. Sinüs alfa nedir o zaman? Karşı bölü hipotenüs 1 bölü kök 5 bize cevabı verir sevgili arkadaşlar. Evet <laughs> 25'i de çözdük ve artık devam ediyorum 26. örneğimle. Bu da Yine öyle bir şey hissediyorum. ABC dik üçgeni biçimindeki karton aşağıda gösterilmiş. Tamam. Dik üçgen biçimindeki bir karton. ABDC, BC'ye dik tamam. Karton DC boyunca kesilerek eşit alanla iki parçaya ayrılmış. Yani bu kırmızıyla sarı alan birbirine eşit o halde. Ee, kırmızı parça A köşesi D köşesi üzerine gelecek şekilde sağa kaydırılıyor. Tamam anladım. Ee, sarı bölgenin bir kısmı kırmızı bölgenin altında kalıyormuş arkadaşlar. Tamam. Son durumda görünen sarı bölgenin A köşesine ait açısının açının tanjant değeri 3 bölü 11 olduğuna göre He. BC bölü AB şimdi dur bir dakika önce şunu bir resmetmek gerekiyor şöyle şöyle ve şöyle çizildiği takdirde burada bir üçgen varmış şimdi ben bu üçgeni ve tutuyormuşum ve bu tarafa doğru kaydırıyormuşum Ta ki şu A ile D çakışacak biçimde çakışacak hale gelene kadar. Tamam? Biraz daha şöyle yaparsak bence tam olur. Ha. Şimdi bunu böyle kaydırdık. Kaydırdıktan sonra da bunun kırmızı üçgen olduğunu belirtmek için bunu şu şekilde boyayabiliriz. Tamam. Umarım editlemek zorunda kalmam çünkü şu an çok uğraştırıyor beni soru. Bunu çiz, buraları şey yap falan. Neyse editlersek de buralardan editleriz. Kusura bakmayın. Evet. Şimdi kırmızıyı bu şekilde kaydırdık. Şimdi diyor ki bak şurada son durumda görünen sarı bölgenin A köşesine e, ait açının. görünen sarı bölge zaten şurası. Görünen sarı bölge burası. Şimdi oradaki A köşesi artık bu A buraya doğru kaydığı için A köşesi artık burası. Oradaki sarı bölgenin şuradaki açısının diyor yani alfa diyelim oraya da tanjantı 3 bölü 11'miş. tamam tanjant alfanın tanjant alfanın 3 bölü 11 olduğuna inandık. Güzel. BC'nin AB'ye oranı soruluyor. Şimdi arkadaşlar ben buradaki BC'ye yani şuradaki kenarımız var ya şöyle göstereyim. Ben şuranın tamamına A demek istiyorum. Burası A olsun. Ee, bir de şunlar bak neydi? DC boyunca kesilerek eşit alanlı iki parçaya ayrıldıktan sonra demişti değil mi? Kırmızı parça A köşesi D köşesi üzerine gelen. Şimdi eşit alanlı iki parça ayrılıyorsa tabanları eşittir bunların. Yani ben şuraya B dersem burası da B olmak zorunda. Güzel. Şimdi diyor ki bana BC bölü AB. Şimdi BC dediği yer burası A. AB dediği yer de burası. Yani benden istenen şey A bölü 2B. Hemen onu yazalım. Hocam benden A bölü 2B isteniyor. Tamam. Şimdi tanjant alfa. alfaya ait bir kere toplam fark formülü ile çözelim. Çünkü bunu anlatıyoruz. <laughs> ben şu büyük açıya izninle beta demek istiyorum. Şuradaki açıya da teta demek istiyorum. Ee, böylelikle tanjant alfanın da ne olduğunu biliyorum ya. Şimdi alfa dediğim açıyı ben betadan, büyük açıdan küçük olan teta'yı çıkararak elde ederim. Beta eksi teta. Tamam. Şimdi tanjant alfa yerine de o zaman tanjant beta eksi teta'yı hesap ederim. Beta eksi teta da bana 3 bölü 11'i verecekmiş. E peki hocam tanjant beta eksi teta nedir? Hocam hemen açılımını yaparsın. Tan beta eksi tan teta bölü 1 artı tan beta çarpı tan teta'dır. Değil mi? Aynen öyle. Şimdi tanjant beta'yı hesaplayabilir miyiz? A ve B türünden hesaplayacağız mecbur. Çünkü zaten soru da A bölü 2 B'yi soruyor. Yani farklı bir kenar oranı falan hiçbir şey vermemiş bize. Kenar uzunluğu da vermemiş. Mecbur böyle yapacağız. Şuradaki neymiş? Ha, dikliği vermiş. Başka hiçbir şey vermemiş. Şimdi o zaman tanjant beta yani şunun tanjantı nedir hocam karşısı a komşusu b a bölü b hemen yazalım onu kaçırmadan eşittir a bölü b eksi tanjant teta şimdi teta diye şuraya demiştik şuradaki açıya bunun tanjantı nedir aslında şurası teta olduğu için bak dönüşte kaydırdığımız üçgen ben bunun tanjantını hangi üçgenden bakarım bak şuradaki üçgenden bakarım şu maviyle gösterdiğim üçgenden bakarım bunun tanjantı da karşı bölü komşu A bölü 2B. Yani benden aslında tanjant alfa tanjant teta isteniyormuş ha. Şimdi dur o zaman. Buraya A bölü 2B'yi bir yazalım. Şöyle. Bölü 1 artı A bölü B çarpı A bölü 2B dedim. Bu da neymiş? 3 bölü 11. Sanırım buradan ikinci dereceden denklem vari bir şey gelecek. 3 bölü 11 buradan geldi ha. Aklında bulunsun. Şimdi bir işlemlerimizi yapalım. A bölü B'den A bölü 2 B'yi çıkarırsam yani şurayı 2 ile genişletip çıkarırsam A bölü 2 B gelir. A bölü 2 B. Bölü. Şimdi alt tarafa bakıyorum. Şurası A kare. 1 artı A'nın karesi bölü 2 B kare yaptı. Şimdi dur. 1 artı A kare bölü 2 B kareye bir bakalım seninle beraber. Bu nedir? A kare artı 2 B kare bölü 2 B karedir değil mi? Hemen onu oraya yazalım. Şurayı sildim. Bunu şuraya montajlayalım. A kare artı 2B kare. Bölü 2B çarpı B yaptım 2B kare yerine tamam mı? Sebebini anlayacaksın şimdi. Kafan karışmasın diye yaptım. Şu 2B ile şu 2B'yi ben buradan sadeleştiririm. Bunu da ters çevirip çarparsam eğer. AB bölü. AB bölü. A kare artı 2B kare. Eşittir 3 bölü 11. Artık e, ikinci dereceden denklem vari bir şey geleceğine eminim. İçler dışlar yapalım. 3a kare artı 6b kare eşittir 11ab. Buradan gençler 3a kare 3a kare eksi 11ab'yi buraya yazdım. Artı 6b kare eşittir 0 dedim. Bunu da şimdi ikinci dereceden denklem gibi çarpanlarına ayıralım. 3a'ya a diye ayırırım burayı. Burayı da eksi 3 yazsam çarpım eksi 9 gelir. Eksi 2 yazsam eksi 2 daha eksi 11 yaptım. Müthiş. O zaman A buradan ya 2 bölü 3'tür ya da A 3'tür. Tamam ya A 2 bölü 3 ya da 3. Şimdi bizden ne isteniyordu hocam? A bölü 2B isteniyordu. Hmm. Şimdi tabi 2 bölü 3 değil özür dilerim. Ben buraya eksi 2B'ye eksi 3B diye açacağım. Tamam burayı editlemeyeceğim. Eksi -2B 2B'ye eksi 3B diye açarsam bu e, eksi 2b bölü 3'e e, artı 3 2 bölü 3b'ye 3b olur. Güzel. Şimdi a eşittir 3b ise benden istenen a bölü 2b'ydi biliyorsun. a gördüğüm yere 3b yazarsam 3b bölü 2b'den 3 bölü 2 olabilir cevap. E, a gördüğüm yere 2 bölü 3b yazarsam 2 bölü 3b bölü 2 dersem e, bu sefer de bana neyi verecek? 1 bölü 3'ü verecek. Doğru mu? Şimdi cevap ya 1 bölü 3 ya da 3 bölü 2. Hangisi olabilir? E, oranı kaçtır diye sorulmuş çünkü. Bir tanesi olmayacak. E şimdi 3 bölü 2 dediğimiz kısmı düşünecek olursak 3 bölü 2 olması için bir açının tanjantının tamam mı? çünkü bu BC bölü AB aslına bakarsan tanjant tetaydı. Doğru mu? Şimdi e, 3 bölü 2 olabilir mi? Hocam öncelikle 3 bölü 2 olması için geniş açı olması gerekiyordu. Eğer şurası e, teta geniş açıysa teta geniş açıysa şuradaki teta'nın üzerine alfayı eklediğimiz takdirde alfayı eklediğimiz takdirde birisi de 3 bölü 11'di biliyorsun. E, beta'yı verecek beta'nın dar açı olduğunu biliyoruz. Acaba o, o mu sağlamıyor diye bir kontrol edelim bakalım. Şimdi ne dedik? Alfa artı teta'nın da dar aç olması gerekiyor değil mi? Bunun dar açı olması gerekiyor. Dar açı. Peki alfa'nın şu an tanjantını biliyorum soru vermişti. Şu an ben de tanjant teta'nın 3 bölü 2 olabileceğini öğrendim. Ve bir bakalım ne gelecek? Ee, 3 bölü 11. Yani tanjant alfa artı teta'yı bir hesaplayalım bakalım ne gelecek? Tanjant alfa artı tanjant teta yani 3 bölü 2 bölü 1 eksi 3 bölü 11 çarpı 3 bölü 2 dedim. Bakalım ne gelecek. Eşittir dedim. Üst taraf hesaplarsak burayı 2 ile burayı 3 ile değil 11 ile genişleteceğim. Buradan 6 artı 33 bölü 22 gelir. Alt tarafta ise 1 eksi 9 bölü 22. Birden 9 bölü 22'yi çıkarırsak 9, 22, 13, 13 bölü 22 gelir. 22'ler birbirini götürür. 6 artı 33, 39 yapar. Bölü 13. 39/13'ten de 3 gelir. Değil mi? Yani tanjant beta'nın 3 olması gerektiğini anladık ki zaten a eşittir şimdi biz burada 3/2'yi nasıl kabul ettik? A 3B'ye eşitse. Ki zaten A 3B'ye eşitse 3B/B'den bölü B'den de 3 geliyor. Yani bu sağlıyor, diğeri de sağlıyor. O zaman şöyle olabilir. Çünkü soruda şu an cevaben bir sıkıntı yok. Cevabı bize 1/3 demiş. Yani şu demiş. Ben 3 bölü 2'dir diye tahmin etmiştim. Çünkü sağladı. Cevabı 1 bölü 3 demiş. Ama 3 bölü 2 de sağlıyor. O zaman şöyle olabilir. Oranı kaç olabilir diye sorulsa daha uygun olurmuş. Oranı kaç olabilir? Hani e, soruya küsmeyin. Şurası kaç olabilir? Soru çok güzel bir soru bence. Soruya küsmeyin. E, editsiz çektik bu arada. Sadece ama sadece şurada kaç olabilir diye sorulsa daha iyi olabilir. Ee, hani belki yazarın dikkat ettiği farklı bir şey vardır ama şu an ben de bir yazar olarak bunu fark edemedim göremedim. Ee, sadece 3 bölü 2 sağlıyordu ama cevaba 1 bölü 3 demiş demek ki o da sağlıyor. Bundan kaynaklı arkadaşlar soruya küsmeyin soru güzel sadece şu kısmını kaç olabilir diye güncelleyin arkadaşlar tamam. Evet 27. örnek daha kaç sayfamız var bir de burası var değil mi tamam. 27. Evet örnek 27'deyiz. ABC üçgen, DCB dik üçgen, DCCB'ye dik ve ACD alfa. Yani şurası alfa olarak verilmiş bize. Şuradaki açımız. DC 15 birimmiş, 20'yi vermiş. Tanjant alfa da 7 bölü 24'müş arkadaşlar. Tamam. Alan ADC kaç birim karedir diye sorulmuş. Alan ADC dediği yer şuradaki minnak üçgen var ya şurası. O üçgenin alanı soruluyor bize. Şimdi burada tanjant elde edebilmek için neler yapabilirim? Tanjant alfayı. Şöyle bir dik indirebilirim. Yani dik üçgen olsun diye. 7 bölü 24 olduğunu biliyoruz tanjant alfanın. Mesela şuraya 7K diyebilirim. Şuraya 24K diyebilirim. Şu 15'te bize neyi verir? 25K'yı verecektir. 7, 7K, 24K, 25K. 7, 24, 25 üçgeni değil mi? Şimdi buradan e, K'yı elde edebilirim. Ama ama şöyle bir sıkıntı doğar, şu kısmın tamamını bulmam gerekecek ya, şu kısım kalır geriye. K'yı bulduktan sonra yüksekliği bulurum ama tabanın tamamını bulamam. Öyle bir sıkıntı yaşarız değil mi? Ee, ya da 7K, 24K ama şuradaki üçgenin alanını buluruz da alttaki üçgenin alanı kalır. Dolayısıyla buradan ilerlememek gerekiyor demek ki. Başka ne yapabiliriz? Yüksekliği bu üçgenin yüksekliğini dışarıdan çekebiliriz. Taban olarak şimdi tabanını bulamıyoruz ya. Şurayı tabanını kabul etsek. Yani şu üçgenin al tabanı 15 olsun. O zaman yüksekliği dışarıdan düşünmemiz gerekecek. Yani şunu şöyle uzatacağız arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şunu şöyle uzatacağım. Uzattıktan sonra da şuna ait şöyle bir yükseklik çizeceğim. Tamam. Şöyle olsun diyeceğim. Tamam. Oldu bence ya. Şimdi tanjant alfayı vermişti. Burası dik dedik. Tanjant alfayı vermişti. 7 bölü 24'tü. Yani o zaman ben şuraya 7K diyeceğim. 7K. Şuranın tamamı 24K olacak. Şöyle gösterdim. 24K olacak. Ama ama şöyle bir durum da var. Ondan daha güzel bir şey gördüm. Daha da güzel bir şey gördüm. 7K dersek şimdi hiç çıkmayacak çünkü. Şöyle diyelim gençler bakın. Şurası ve şurası ortak açılar değil mi? Yani eşit açılar. Ve burasının dik olduğunu görüyorsun. Hocam burası da dik işte. Çok güzel. Şimdi ben şuraya alfa, buraya beta dersem burası beta olur 90, burası da alfa olur. Al sana eş üçgenler. Mis. Neresiyle neresi? Şuradaki üçgenle şuradaki üçgen eş üçgenler. Tamam. Şimdi o zaman şöyle diyelim. Beta'nın karşısı 20. Burası 15, 15-20-25 üçgeni. 3-4-5 üçgeninin 5 ile genişletilmiş hali. Ee, o zaman burada da 3-4-5 oranı vardır. Beta'nın karşısı şurası 4K. O zaman şurası 3K, hipotenüs de 5K olur. Tamam. Mis. Şimdi hocam dikkat et. Tanjantı 7 bölü 24 vermişler. Artık hiçbir yere 7K demek zorunda değiliz. Çünkü bu açının tanjantı, alfa açısının tanjantı karşısı 4K 4K. Komşusu da 3K artı 15. 3K artı 15. Eşittir neymiş? 7 bölü 24'müş. Hadi içler dışlar yapalım. 96K işlemlerimiz doğru yüksek ihtimal gelecek. 96K eşittir. 21K artı 105 dedim. Buradan 21K'yı bu tarafa gönderirsem 75K'nın 105'e eşit olması gerektiğini anlarım. 15 ile sadeleştirirsem eğer 5K eşittir 7 olur. K eşittir 7 bölü 5'tir derim. Şimdi K eşittir 7 bölü 5 geldi. Alan ADC sorulmuştu bize. Alan ADC'yi hesaplayabilmek için artık ben şuradaki tabanın, bak tabanın şu olduğunu biliyorum ya. Taban burası. E yükseklikte burası. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani 15 ile 15 ile neyi çarpacağım? 4K'yı çarpacağım. 2'ye böleceğim. Bu da bana neyi verecek? 30K'yı. Yani bizden 30K isteniyor. 30 çarpı 7 bölü 5 isteniyor yani. K'yı 7 bölü 5 bulmuştuk. 30'u 5'e böldüm. 6 geldi. 6 kere 7 de bize 42'yi verdi. Demek ki buradaki üçgenin alanı 42 birim kare olacakmış diyebiliriz gençler. Cevap buydu. Doğru muymuş? Doğruymuş. Güzel. 28. 28. örnek. Şu kısmı sileceğim. Şöyle orayı kafan karışmasın diye. Ne diyor şimdi? Denge konusunda uzman olan Ali kare biçimindeki özdeş özdeş. Özdeşmiş. Tamam mı? İki tane Tahta parçasını düz bir zemin üzerine birer köşeleri zemine gelecek şekilde birbirine yaslamak istiyor. Dengeyi sağlamak için iki karenin birer kenarının 1 bir bölü üçlük kısımlarının temas etmesini sağlayan Ali iki köşeyi kırmızı bir iplikle birleştiriyor. İp, ip, i̇pin yer düzlemiyle yaptığı açının tanjantı. İşte i̇pin yer düzlemiyle yaptığı açı şurası, değil mi? Şu kısım. Bunun tanjantı soruluyor arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Şurasıdır. Buradaki açının da tanjantı istemiyor. Peki ne yapabiliriz? Şimdi demişti ki bak bu karenin birer kenarlarının 1 bir bölü 3'lük kısmı temas ediyor. O zaman şöyle diyebilir miyim? Bak ben şuraya 1 dersem. Şuraya da 1 dersem. Burası 2 ya. Karenin bir kenarının 1 bölü 3'ü ise o zaman şurası 4'tür. Yani 6'nın 1 bölü 3'ü 2 yapar. O 2'lik kısımları değiyormuş. Şurası 6'dır o halde. Ee, şurası da karenin bir kenarı olduğu için burası 2 ise tabii ki burası da 4'tür. Kare oldukları için burası da diktir. Şuraya alfa buraya beta dersem tanjant alfa artı beta soruluyor diyebilirim. Tanjant alfa artı beta soruluyor bize. Bu da tan alfa artı tan beta bölü 1 eksi tan alfa çarpı tan betadır. Doğru mu? Güzel. Tan alfayı hesaplayabilir miyim? Hesaplarım. sonuç olarak 1 bölü 6 olduğunu biliyorum tan alfanın. Artı tanjant beta da 4 bölü 6'dır. Mis gibi bitti soru. Bölü 1 eksi 1 bölü 6 çarpı 4 bölü 6 dedim. Üst taraf 5 bölü 6. Alt tarafta 1 eksi 4 bölü 36'dan 32 bölü 36. 32 bölü 36. 6 ile 36'yı sadeleştirdim. 6 ters çevirdim çarptım. 30 bölü 32 geldi. O halde cevabımız 15 bölü 16'nın ta kendisidir diyebiliriz. Doğru cevap 15 bölü 16'ymış gençler. Evet gayet hoş ve güzel bir çözümdü yine. Umarım anlatabilmişimdir. 28. örneğimize çözdük. Geçtik 29'a. Evet yarım çemberli bir soru. Aşağıda verilen AB çaplı yarım çemberde D doğrusu çembere K noktasında T etmiş arkadaşlar. Tamam. Şimdi bu tarz ifadelerde direkt tabii şunu yapabilirsiniz. Şurası merkez olsun. Şunu şöyle merkezde birleştirelim. Tamam mı? Ee, burası alfa ise tabi doğal olarak şurası 2 alfadır. Çünkü neden? Ee, şu çember konusu aslında bakarsan. Burası 6, burası 6 yarıçap olduğu için burası da 6'dır. Demek ki burası alfaymış. 2 iç bir dıştan burası alfa artı alfadır diyebilirim. 2 alfa. Tamam. Pekala 12'yi vermiş. 4'ü vermiş. KAC açısı alfaymış. Tamam. Tanjant alfa soruluyor. Yapılabilir mi? Tabii yaparız. Niye yapamayalım? Şimdi, ee, şöyle düşünelim. Şöyle düşünelim. Tanjant alfa soruluyordu bize. Tanjant alfa soruluyordu. Başka da bir şey yok, değil mi? Verilmemiş. Verilmemiş ama şöyle tamam, şuradan gelir bence. Merkezden buradaki TT bir e, doğru çektiğimiz zaman bu doğru buna dik olacaktır. Şuranın 6 olduğunu gördük yarıçapın. Şuranın 10 olduğunu biliyoruz. Bak bu kısım 6, 10. Hipotenüsün, hipotenüs 10'sa demek ki bak burası da 8'miş. Aa çok güzel. Burası da 8. Şimdi o zaman tanjant alfa artı alfa kısmı var ya. Bu tan alfa artı tan alfa. Aslına bakarsan yarım açı formülünden yapılabilir ama yarım açı formülünü şu an işlemediğimiz için bunu bu şekilde yapacağım. 1 eksi tan alfa çarpı tan alfa. Bizden tan alfa isteniyordu zaten dikkat ettiysen değil mi? Ee, bu da 2 çarpı tan alfa Bölü 2 çarpı tan alfa bölü 1 eksi tan kare alfa olduğunu biliyoruz. Ve ben tanjant 2 alfa artı alfanın tanjant 2 alfanın yani şuranın 8 bölü 6 yani 4 bölü 3 olması gerektiğini biliyorum. Burada 2 e, ile 4'ü sadeleştirdim. Burada 2 kalsın istedim. İçler dışlar çarpımı yaparsam 2 eksi 2 tan kare alfa eşittir 3 tan alfadır derim. Buradan da. Hepsini sağ tarafa gönderirsem 2 çarpı tan kare alfa artı 3 tan alfa eksi 2 eşittir 0 yapar. 2 tan alfaya tan alfa diye açtım burayı. Tamam mı? Burayı nasıl açalım? 2'ye eksi 1 diye açalım. Gelir. Çapraz çarpı düz toplayınca geliyor. Artı 3 geliyor. O zaman tanjant alfa ya 1 bölü 2'dir ya da tanjant alfa eksi 2'dir. Burada alfa açısının dar açı olduğunu bildiğimiz için Tabii negatif olamaz. Demek ki tanjant alfa 1 bölü 2 imiş. Bizden de bu isteniyordu. Doğru cevap 1 bölü 2'dir dedik gençler. Tamam. Gayet şık oldu bunun da çözümü. Örnek 30. Sorular gitgide zorlaşıyor mu? Bana böyle geliyor. Evet. ABC'de A, dik yamuğu gösterilmiş. Dik yamuk. E, bu buraya dik. ABK X olarak verilmiş. Orası da Y. Tamam. X ile Y şurası. Burası X. Burası Y. Güzel. E, BC'de bir birimmiş. Tamam. Yukarıda verilen bilgilere göre AB ile DC toplamı aşağıdakilerden hangisine eşittir? AB ile DC'nin toplamı. AB dediği yer şurası. DC de burası. Tamam. Şimdi şurasıyla gençler şurasının toplamı isteniyor bizden. Ona odaklanacağız. Şurasının Y olduğunu biliyoruz. Bak. Burada da hipotenüs gördüğün üzere 1. O halde ben Y'nin hemen komşusuna yani şuraya kosinüs Y derim. 1 çarpı kosinüs Y. Buraya da sinüs Y derim. 1 çarpı sinüs Y. Şimdi gördüğünüz üzere bu sefer bu hipotenüs. Değil mi? Burası da x'ti. Hemen komşusu kos Y ile kos X'in çarpı mıdır? Güzel. Şimdi şu üçgene bakacak olursak. Burası da hipotenüs kardeşim. Ama oranın açısı yok değil mi? O zaman şöyle diyelim. Burası X, burası alfa. Alfa artı X 90. Bak burası 90 ya. O zaman burası da x'tir. Yani burası x o zaman x türünden bir şeyler yazılabilir. Şimdi burası sinüs y ya. Hipotenüs. Şurası. O zaman bunun karşısı hipotenüs yani sin y çarpı sinüs x'tir karşısı olduğu için. Şimdi bizden istenen ne şu? Diyor ki e, dc ile ab'yi topla. E dc dediği şey zaten sinüs y çarpı sinüs x'ti. E, ab dediği şey de kosinüs y ile kosinüs x'in çarpımıydı. Şimdi bu toplam isteniyor bizden. Ben bu toplamı biraz düzenleyebilirim. Mesela kos x çarpı kos y artı sin x çarpı sin y diyebilirim. Neye göre düzenledim? Kosinüs arası artı olduğu için fark formülü yaptım. Ee, bu da kosinüs x eksi y'nin ta kendisidir. Tabi bu kosinüs y eksi x'e de eşit olabilir. Şıklarda x eksi y'yi göremedim. Niye? Çünkü kosinüs çift fonksiyondu. İçerisi eksili artılısı aynı oluyordu. Kosinüs y eksi x bize cevabı verir. Doğru cevap b seçeneği diye, diyebiliriz. Evet bu o kadar zor değilmiş. Buradan da size ders olsun. Yani hani ben soruya başlar görür görmez yedim. Sorular gitgide zorlaşıyor mu acaba dedim ama mesela bu soru bir önceki sorudan daha kolaydı. Bu da bir önceki sorudan daha kolaydı. Yani hani ben görünce tipini mesela bu inanılmaz zor göründü şu an gözüme inşallah zor değildir. 31. örnek yani öyle soruyu görür görmez pes etmeyin yani hani olabilir Tamam bizim editleme gibi bir şansımız var da sizin yok ama yine de pes etmeyin arkadaşlar rahat davranın. Şimdi aşağıda dikdörtgenler prizması şeklindeki bir hediye kutusuna pembe ve yeşil iplerle şık bir görünüm verilmektedir. AB 8'miş. Şurası 8. Şurası 6. Şurayı da 4 olarak vermiş bize. Tamam, güzel. Ayrıtlarını vermiş yani. Sol alt köşeden sağ üst köşeye sırasıyla EF ve BF ayrıtları üzerinden geçen ve en kısa uzunluğa sahip bir en kısa uzunluğa sahip ipler çekildiğinde ipler arasındaki açı alfa olmaktadır. Buna göre tanjant alfa değeri kaçtır diye sorulmuş. Şimdi e, diyor ki EF ve BF ayrıtları üzerinde diyor bak. Şuraya uğrayacak diyor ve EF ayrıtının üzerine uğrayacak diyor. Yani şu gördüğümüz kırmızıların bak iyi dinle kırmızı ve yeşil var ya onların ikisi de bu ayrıtın üzerinde. Bu ayrıtın üzerinden yola çıkıyorlar. Yani 3 boyutlu olarak gibi görünüyor. Tamam, zaten öyle görünür. E, ama ikisi de bu ayrıtın üzerinde. Şuradaki ayrıtın bak şöyle kırmızı bu önce şu EF'ye çarpıyor sonra üst ayrıttan ayrıt demeyelim oraya üst yüzeyden önce bak öndeki yüzeyden öndeki yüzeyden harekete başlıyor sonra üst yüzeyden e, bu şekilde şuraya K dersem KG'yi çiziyor. Bu da yine buradaki yüzeyden yola çıkıyor daha sonrasında yan yüzeyden G noktasına ulaşıyor tamam yani ikisi de bu yüzeyde onu unutma. Şimdi e, nasıl düşünebiliriz? Tabi böyle 3 boyutlu düşünmek biraz zor. Ama şunu da biliyoruz ki sonuç olarak bu e, ipler birbirinden kopmadan hareket ediyor. Önce buraya sonra buraya çarpıyor. Sonra şuraya çarpıyor. O zaman şöyle düşünelim gençler. Ben şu kapağı ya yani üstteki kapağı yukarı doğru kaldırdığım ayakkabı kutusu gibi şöyle açtığımı düşünsem. Nasıl açılır? Şöyle açılır. Şöyle yaptım, şöyle yaptım, şöyle yaptım ve şöyle yaptım. Tamam? Aynen. Böyle açtığımızı düşünelim. Hatta bunu biraz da kalınlaştırabiliriz. Ee, nasıl kalınlaştıracağız? Şu şekilde kalınlaştıralım. Tamam, kırmızı oldu. Olsun, sıkıntı değil. Kırmızı yapmayalım, ya siyah yapalım. Şöyle. Bunu bu şekilde kaldırdığımızı düşünelim. Bir de o zaman şu yandaki ayakkabı kutusunun yan tarafı var ya o yan tarafı da şöyle ayırdığımızı düşünelim. Yani onda nasıl yaparız? Şu şekilde yaparız bak. Şöyle yaptım. Şöyle yaptım. Şöyle yaptım. Ve şöyle yaptım. Aynen. Bunu da yine kalınlaştıralım ki net görünsün. Stili değiştir diyelim. Şöyle birazcık kalınlaştıralım. Heh. Evet. Şu an açtık herhalde. Şimdi şu kırmızı var ya o kırmızı aslına bakarsan ee, şu kapağı yukarı doğru kaldırdığım için artık bu şekilde görünmeyecek de şu şekilde görünecek. Bak ben sana onu resmedeyim. Şurada. Şu şekilde olacak bak. Tamam. Şu şekilde. Bir tane daha çizelim üstüne. Bir tane daha çizelim. Net görünsün. Heh, bu şekilde olacak. Aslında kapağı yukarı kaldırdığımız için görüntü düzleşti. Ve buradaki yeşil var ya o yeşili de hemen sana şuradan farklı bir yeşille şu yeşili alalım. O yeşilde artık şu şekilde görünecek. Böyle. Bir tane daha çizelim. Bir tane daha çizelim. Net görünsün. Altındakini de bastırmış oluruz. Yani. O da bu şekilde görünecek. Tabi tam üstünden çizemedik. Çünkü dikdörtgenin boyutunu ayarlayamadık. Kusura bakmayın. O kadar yetenekli değilim. <laughs> Şimdi arada kalan açı da şu. Alfa. Bunu bulabilir miyiz? Ee, buluruz. Yani nasıl bulacağız? Şöyle. Şunu şöyle birleştirdiğim takdirde ki birleştirmeme gerek var mı yok aslında. Şurasına, şurasına x dersem, şuraya da y dersem, tamam mı? Aslına bakarsan, şöyle deriz. Hemen şuraya gösterelim bunu. Alfa, alfa artı x artı y eşittir 90 derece olması gerektiğini biliriz. Alfa da bize 90 derece eksi x artı y'nin ta kendisini verir, değil mi? Peki bizden ne istenmişti? tanjantı istenmişti bunun. O zaman tanjant alfa yerine tanjant 90 eksi x artı y'yi hesaplayabilirim. Bu da bana kotanjant x artı y'yi verir. Kotanjant x artı y yerine de tanjant x artı y'nin tepe taklak olmuş halinin formülünü kullanabilirim demiştim. Yani 1 eksi tan x çarpı tan y. Ters çeviriyorum formülü. Bölü tanjant x artı tanjant y. Bunu kullanabilirim. Tanjant x'i bulabilir miyiz? Hocam öncelikle şurası 4 ise ta bunun karşısı şurası 4'tür. Yine şurası 8 ise pardon özür dilerim. Ben şunu açmıştım değil mi dışarı. Burası 6 ise burası da 6'dır. Tamam. Ee, şu kısım bak şu kısım 6 ise şurası da 6'dır. O zaman bunu açtığıma göre bak burası da 6'dır. E şurası da 4'tü biliyorsun. Unutma burayı. Yani o zaman ben şöyle bir düşünce içerisine gireyim şu kırmızıyla gösterdiğim yer var ya işte o kırmızıyla gösterdiğim yer bir tane daha göstereyim şöyle koyulaşsın iyice. O kırmızıyla gösterdiğim yer 10'muş. 10. E şurası da 8. 6 8 pardon. 8 var 10 var tamam 6 8 13 gene değil tamam özür dilerim. E, ama şöyle bir durum var şurası gençler 10'muş o kesin. Şurası 8'di. Tamam şimdi zaten bana tanjant lazım ya tanjant y. Tanjant y kaçmış? Şurası 8, burası 10 olduğuna göre 8 bölü 10'muş. 8 bölü 10 da 4 bölü 5'tir. 4 bölü 5. Şimdi çarpı tanjant x'i bulalım. Tanjantını bulmak için şurası 4'tü. ve burası da 14. 4 bölü 14, 2 bölü 7. Arada da eksi var. Şöyle bir eksi var. Bölü e, 2 bölü 7 ile 4 bölü 5'in toplamı dedik. Tamam bu bize cevabı verir inşallah. Şu, e, burası 8 bölü 35. Birden 8 bölü 35'i çıkarırsak 27 bölü 27 bölü 35 gelir. Bölü, şimdi alt taraftayım. Burayı 5 ile burayı 7 ile genişletirsem 10 artı 28, 38 gelir. 38 bölü 35 olur. 35'ler gider. 27 bölü 38 bize cevabı verir gençler. Tamam. Hadi bakalım. 27 bölü 38. Aynen mis. Evet. Yani tamam zor mu zor yani olur ama zaten konumuzun son soruları yani konuya birinci örnekten başladık şu an 32. örneğe geçtik tabi gitgide zorlaşması da tabi daha mantıklı gençler daha olası ama sorular güzel mi güzel Allah var güzel yani ben çok beğeniyorum 32. örnekteyiz bakalım. Şekilde her katı 3 metre yükseklikteki 6 katlı bir bina demek 18 metreymiş. 6 katlı bir bina ve binanın önündeki 6 metre uzunluğundaki duvar gösterilmiş. Şimdi şu duvar 6 metreymiş. Şöyle gösterelim. Burası 6 metre. Tamam. Ee, bina da 18 metreymiş. Peki 4. ve 6. katların üst uç noktalarından bakıldığında duvarın önündeki görülebilecek en yakın mesafeler sırası D ve C noktalar. Yani şuradan bakınca diyor maksimum şurayı görürsün diyor buradan baktığın zaman da diyor burayı görürsün diyor. Başka diyor öyle göremezsin diyor. Tamam. Peki CED açısı alfa tanjant alfa da 1 bölü 3 olduğuna göre binanın duvara olan uzaklığı en az kaç metredir? Binanın duvara olan uzaklığı yani şuradaki uzaklıktan bahsediyor değil mi? Şu. Bu kaç metredir diye soruluyor. Şimdi bunu hesaplamak için bence şurası alfa ya. Şuraya alfa diyelim. Ters çevirelim onu. Şunu da şöyle çekelim gençler. Burayı böyle çektikten sonra şurası 6 metreydi zaten. Her kat 3 metreydi ya bak o da, da zaten destekledi. Ama şu mesafeyi bilmiyoruz. O mesafeyi artık K diyelim. Yani duvarın binaya olan uzaklığına K dedim. Şurası, şu kısım 6 metredir. Çünkü iki kat var burada. Burası 6. Ee, şurası da 6 metredir. Bak şurası. AB uzunluğu. Bu da 6 metredir. O halde artık şunu söyleyebilirim ki şu kısım bana 12'yi verir burası da 12. Tamam. K'yı biliyoruz. 6'yı 6'yı biliyoruz. Bir de tanjant alfayı biliyoruz. Şimdi ben şuraya beta diyeceğim. Şuraya da teta diyeceğim. Tamam. Artık şunu biliyorum ki alfa eşittir teta eksi beta. Ee, bizden ne istenmişti? Tanjant alfayı biliyorduk biz. Demek ki tanjant teta eksi beta 1 bölü 3'müş. Tanjant alfa 1 bölü 3 olarak verilmişti bize çünkü. O halde ee, tanjant teta'ya bakalım. Tanjant teta karşısı 12 komşusu k. 12 bölü k. Eksi tanjant beta. O da 6 bölü k. Bölü 1 artı 12 bölü k çarpı 6 bölü k dedim. Eşittir 1 bölü 3. Şimdi üst taraf 6 bölü k zaten. Alt tarafa bakıyorum. 1 artı 72 bölü k kare. O da k kare artı 72 bölü k kare yapar. Burada da şuradaki k ile buradaki k'nın bir tanesini sadeleştiririm. Ters çevirip çarptığım takdirde 6 k'nın k kare artı 72 oranı 1 bölü 3'tür derim. Şimdi içler dışlar yaparsam k kare artı 72 eşittir 18 k olur. k kare eksi 18 k artı 72 eşittir 0'dır derim. k'ya k burayı da 72 6, 12, 18, 72 güzel. Eksi 12'ye eksi 6 diye açarım. K eşittir 6 veya K eşittir 12 gelir. Yani K 6 veya 12 olacak bir şey. K dediğim yer zaten duvarın binaya olan uzaklığıydı. Nesini sormuştu? Binanın duvara olan uzaklığı en az kaçtır? E 6 veya 12'den az olan az olan hangisi? 6. O halde doğru cevabımız da B şıkkıdır diyeceğiz sevgili arkadaşlarım. Tamam. Evet. Evet artık yarım açı formüllerine geçeceğiz. Yarım açı formülleri artık bir sonraki videoda. Çünkü bu video artık bence miyadırı doldurdu. Ee, 1 saat 50 dakika falan olmuş yaklaşık. Bence artık yeter. Yani çünkü bunun üstüne daha ders yapmayalım. Evet gençler gayet güzel bir dersti. Verimli bir dersti. Ee, sakince anlatmaya gayret gösterdim. Çünkü bu konu ancak bu şekilde anlatılmalı bence. Topu topu 1, 2, 3, 4, 5, 6 sayfa anlatmışız. 7 sayfa anlatmışız özür dilerim. Topu topu da değilmiş. Ya. 7 sayfa anlatmışız. 1 saat 50 küsür dakika sürmüş. Ama bence güzel, verimli bir dersti. Böyle de anlatılması gerekiyor. Yani yavaş yavaş, sakin sakin. Çünkü hani böyle vattır zıttır anlatırsak o işi yaş. Yani özellikle toplam fark formüllerinde, yarım açı formüllerinde öğrenci biraz nereden geldiğini şaşırabilir. O yüzden dikkat edilmesi gereken sorulardı. Biz de dikkat etmeye gayret gösterdik. Ee, anlaşıldıysa ne mutlu. Evet arkadaşlar artık sonraki dersimizde sonraki konumuza görüşelim. Sözleşelim. O videoda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşçakal. Sağlıkla kal. Ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutma.